A-Spor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız. Hayri Beşer ve Savaş Çorlu konuklarımız. Sonrasında kendileri aramızdan ayrılacak ve yeni konuklarımızla saat 19 itibariyle yine devam edeceğimizi belirtelim. Yaklaşık 3,5 saatlik uzun bir yayın maratonunda birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Şu an itibariyle Ankaragücü İstanbulspor mücadelesinde devre arası. Az sonra ikinci yarı başlayacak. Ankaragücü'nün İstanbul temsilcisi karşısında Ali Sow ve Lamine Diak'ın kaydettiği gollerle 2-0'lık üstünlüğü var ki iki oyuncu da Trabzonspor'a karşı hafta içi de skor üretmeyi başarmışlardı. O maç üzerine de konuşuruz. Zaten Trabzonspor'un 20.30'da Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı da tüm detaylarıyla masaya yatıracağımızı belirtelim. Saat 17 kuşağında Premier Lig maçları başlamak üzere. Bu maçlarda olanı biteni de, Avrupa Liglerinde olanı biteni de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Hayri Beşer'le bir açılış yapalım. 2-0 önde Ankaragücü. Trabzonspor maçında da özellikle ikinci yarıda epey iyi bir görüntü sergilemişlerdi. Bugün de kaldığı yerden devam eden bir Ankaragücü var. Bu netice sizi şaşırttı mı şu an itibariyle? Ya aslında Ankaragücü maçlarına hiç şaşırmamak gerekiyor. Çünkü başkent ekibi sezonun mutlaka belli bir yerinde ciddi bir çıkış gerçekleştiriyor. Yani küme düştüğü sezonlar buna dahil. Bunu yapabiliyor ve özellikle de büyük maçlarda zaten sürpriz sonuçlar almakla meşhurdur Ankaragücü. Tarihinde bu var. Trabzonspor maçında bunu gerçekleştirdiler. Tabi biraz Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu da dikkate alarak yorumlamak lazım. Bugünkü karşılaşmadaki skor da şaşırtıcı değil tabii ki. Ama şunu söylemeliyiz. İstanbulspor'un da aslında sezon başından devam eden durumunun ötesinde bir yerlere doğru evrilmekte olduğunu görmüştük Fatih Tekke ile birlikte. O açıdan hani sonucu merak edilen bir karşılaşmaydı. Şu an itibariyle Ankaragücü kendi sahasında oynamanın da avantajını kullanarak iki farklı skor üretti. Sonuca yakın gözüküyor ama ben her şeye rağmen ikinci yarıda İstanbulspor'un havlu atacağını tahmin etmem. Yani ikinci yarıda biz yine de çekişmeli bir maç izleriz diye düşünüyorum ve de temenni ediyorum. Ya Fatih Tekke'nin takımı bırakmaz diyorsunuz. Bırakmaz diye düşünüyorum. Evet. Savaş Çorlu. Ben de biraz sanki Tolunay Kafkas'ın elindeydi. Ya fark etti hem futbol olarak hem sonuç olarak hem goller olarak. O 21 milli takımında en çok eleştirdiğimiz hocalardan bir tanesiydi. Son dönemlere gerçekten çok başarısız da aldığı sonuçlar, futbolcu yetiştirme konusunda saha sonuçları, yaptığı açıklamalar. Tolunay Hoca agresif bir yapısı vardır ama takıma hem kupada hem de ligde şu anda topladığı puanlara baktığımız zaman 28 oldu. Bayağı bir rahatlattı. Kalan maçlarda da. Ben ikinci yarı tam tersi. Tolunay Hoca böyle iki devrelerde siyahla beyaz kadar fark ettiği pozisyonlar, yani maç çok fazla yoktur. Fatih Hoca'nın evet her türlü riski alacaktır. Fark açılabilir de diyorum yani tam tersine. Çünkü risk alan bir takım gol yiyebilir. Evet bu maçta ikinci yarı farklı bir sonuç alabilir ama sanki fark açılır gibime geliyor. Çünkü risk almak zorunda İstanbulspor. Ali Sow bu maçta da golünü attı. Bu sezon ligde dikkat çeken oyunculardan biri. Hatta Ankaragücü'nün belki de en önde gelen futbolcularından bir tanesi. Trabzonspor maçında boş geçmemişti Ali Sow. Onun performansını nasıl buluyorsunuz Hayri Beşer? Nasıl bir seviyeye gelebilir oyuncu? Beğendiğim oyunculardan. Yani hani çok üst düzey seviye olur mu? Ondan emin değilim. Ama hani bu ligde zaten iş yapıyor. Daha iyisini de yapabilir diye düşünüyorum. Ama genel anlamda Ankaragücü'nün kadrosunda her zaman beni etkileyen oyuncular olabiliyor. Yani bu sezon da bence yine kadroda öyle oyuncular var. İşte Galatasaray'da tutunamayıp da Ankaragücü'ne giden oyuncular da aslında hani başkent ekibinin kalitesine artı değer katan oyuncular. Daha iyi yerde de olabilirdi. Yani o kadro korelasyonu içerisinde kaliteli oyuncular var. Ama yani Ankaragücü çok sıkıntılı bölgenin çok uzağında olamadı. Tolunay Hoca faktörüne de ben de kısaca şöyle değineyim. Tolunay Hoca'nın bu ligde iyi işler yaptığı dönemler var. Özellikle Kayserispor dönemi hepimizin hafızalarındadır. Ve Tolunay Hoca aynı zamanda bilgi birikimiyle kültür seviyesiyle de aslında bir şey söyleyebilecekler. Hem futbolla ilgili hem de hayatla ilgili dikkat çekici şeyler söyleyebilen nadir teknik adamlardan bir tanesi. Ama heybesine baktığımız zaman heybesindeki başarılar bunu çok fazla doğrulamıyor. Yani hocadan aslında çok daha fazlasını beklerdik. Gerek kulüp takımlarında bunu yapabilirdi, gerek milli takım işte alt kategorilerinde görev aldığı süreçte bunu yapabilirdi. Hani bu başlangıç sürecinde takıma getirmiş olduğu havayı mutlaka referans olarak da almamak lazım. Hı hı. Çünkü bu olabiliyor bazen. Bir hafta, 2 hafta, 3 hafta devam ediyor. Asıl olan ilerleyen haftalardaki performans bence. Bugünkü karşılaşmada pek tabii Savaş'ın dediği ihtimal gerçekleşebilir. Skoru almış bir ev sahibi takım. Bunun karşısında risk alacak bir İstanbulspor. Buradan Ankaragücü'nün farkı açması da beklenebilir. Ama tam tersi İstanbulspor'un zorlaması neticesinde daha çekişmeli. Belki her iki tarafın da skor ürettiği ya da İstanbulspor'un skor üreterek puan almaya yaklaştığı bir karşılaşmada izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada Savaşçıoğlu fark açılabilir dedin. Ama öte yandan genel anlamda bir Fatih Tekke değerlendirmesi yapmanı istesem ne söylersin hoca ile alakalı? Fatih Hoca bir defa adı Trabzonspor'la anılıyor. Fatih Hoca'nın bundan önceki İstanbulspor dönemlerinde de hep böyle zor dönemlerde geldi. Yani takımın sezon başı alıp kurduğu takımlar son yıllarda çok baktığımız zaman azdır. Ama Fatih Tekke gerçekten benim önümüzdeki yıllarda teknik adam olarak adına söz ettirecek diye düşünüyorum. Ki Trabzonspor'da olursa bu bir büyük takım tecrübesi her zaman çok daha farklı oluyor sevgili Kerem. Yani baktığın zaman şimdi şu Trabzonspor'un kadrosunda, mevcut kadrosunda bile Fatih Tekke olmuş olsa kalan maçlarda belki 8'de 7, 8'de 8 yapabilir diyebileceğim bir kadro var önünde. Trabzonspor'da hem Orhan Hoca'da hem Abdullah Hoca'dan sonraki o... Bu arada gol geldi. İstanbulspor skoru 2-1'e getirdi sevgili seyirciler. Farkı 1'e indirdi konuk ekip Ankaragücü deplasmanında. İstanbulspor umutlanıyor bulmuş olduğu golle. Önemli bir an ikinci yarıya başlarken eşitlik sayısını kaydetti İstanbulspor takımı. Sağ taraftan içeri çevrilen topta bir vuruş var. Bir elle müdahale var mı yok mu Eze'nin temasında diye şöyle bir baktık. El yok ama, el yok, temiz. Ama yalnız yenilen gol çok basit gol yenilmiş ya. Çok da akıl dolu bir vuruş. En arkadaki çok güzel bir gol diyeyim buna. Evet. Kerem Şen attı eğer yanlış görmediysem. Kerem'in golüyle skor 2-1'e geldi. Çizgi savunması var orada. 10 kişi var çizgi savunma. En arkadaki adama topu bırakıp o topu orada kaçırması yani baktığın zaman. Savunma hatalı ama o golü yapabileceğiniz tek vuruş da iç topuk diyelim ona, iç topuk evet olarak tarif edelim. Futbolda kullanılan halı sahalarda da sık sık gördüğümüz bir harekettir. Yerinde kullanırsanız çok estetik görünür. Orada yerinde kullanmış oyuncu ve bütün çevresini de düşürerek gole atmış. Bence hatırlanacak gollerden bir tanesi. Jeneriye girecek gollerden bir tanesi. Ya bu haftanın en güzel gollerinden biri olacak. Haftanın ben öyle düşünüyorum. O kesin. Evet, evet aynı kanaatteyim. Fatih Hoca'nın en büyük özelliği risk alıyor işte. Ayrı Beşer dedi ya az önce mesela bu maç buradan çevirebilir. Risk alır. Bundan sonra kalan dilimlerde karşılıklı yine gol olur. Ama Fatih Hoca'yı genel itibariyle saha içi hırsı, oyuncularla diyaloğu, saha içi disiplini, saha dışı disiplini çok takdir ettiğim bir teknik adam. Açıkçası Trabzonspor'a da yakıştırıyorum yani. Şu anda baktığım zaman Trabzonspor'a Sergen Yalçın adı geçiyor. Niye Fatih Tekke olmasın diyorum yani. Sergen Hoca birçok isim daha var ya şimdi alternatif olarak görüşülüyor. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'da futbolculuk zamanında biliyoruz. Yurt dışındaki milli takım zamanında milli takım formasını terlettiğini düşünürsek yani Trabzonspor'a hakikaten yakıştırıyorum yani. Ben artık gelişim deriz de mesela biraz daha gelişim göstermesi falan değil. Fatih Tekke'nin bundan sonra daha ne kadar gelişim göstermesi lazım ya? Fatih Tekke artık aldığı takımlarda kısıtlı bütçelerle işler yapmaya çalışıyor. İstanbulspor kadrosuna baktığımız zaman bu ligin bütçe olarak herhalde en düşük bütçeli takımlarından bir tanesi şu anda mevcut takımlar arasında. Şimdi Fatih Tekke ya da Sergen Yalçın bir yönüyle aslında benzer teknik adamlar. Futbolla ilişkileri, hayatla ilişkileri, yönetimlerle kuracakları ilişkiler benzeşebilir. Fatih Tekke bana göre büyük futbolcuydu. Büyük teknik adam olmaması için de hiçbir sebep yok. Pekala büyük teknik adam olabilir. İşin gelişim tarafı yaşını almış teknik adamlar için de geçerlidir. Kaldı ki artık Fatih Tekke için, Sergen Yalçın için genç teknik adam ifadesini kullanmak da çok yakışık almaz. Bunlar artık tecrübeli isimler. Fakat ne kadar gelişim gösterdikleri kendi gayretleriyle ilgili. Ben orada çok ciddi bir eksiklik olduğunu tahmin etmiyorum. Her iki teknik adamın da futbolu, dünya futbolunu gayet iyi takip ettiklerini, gelişmeleri, yenilikleri, okuduklarını ve kendilerinden de kendi yorumlarından da bir şey katabilecek nitelikte olduklarını düşünüyorum. Şimdi burada Fatih Tekke Trabzonspor birlikteliğinin gerçekleşmesinin önünde iki sebep olabilir diye düşünürüm. Birincisi, Fatih Tekke çalışan bir teknik adam. Trabzonspor yönetimi çalışan bir teknik adamı göreve getirmemek gibi bir ilkesel tavır içerisinde olabilir. Ama kanaatim şu ki böyle bir istek, güçlü bir istek söz konusu olursa İstanbulspor cephesinin de Fatih Tekke'ye zorluk çıkarmayacağı, hatta anlayış göstereceği konusunda bir tereddütüm yok böyle bir gelişme olursa. Ama şu olabilir Kerem, Trabzonspor yönetimi Fatih Tekke ile çalışmak istiyor mu? Ya bu konuda bilgi sahibi değilim. Yani burada yönetim Fatih Tekke ile çalışmak istiyor mu sorusunun cevabı bende yok. Belki de onların önceledikleri teknik adam değil Fatih Tekke. Hangi açıdan önceledikleri teknik adam olmayabilir? Onu da bilmemekle birlikte Fatih Tekke'nin hani o hep vurgu yaptığımız dobralığı söz konusu olabilir. Yani o esnek... Sergen Hoca da dobra işte, sen benzettin ya işte mesela, o da çok dobra doğru mesela. Yani işte Sergen Yalçın'a gidilmesinin sebebi, yani Fatih Tekke'ye gidilmiyorken Sergen Yalçın'a gidiliyorsa bunun sebebi şey olabilir. Yani Sergen Yalçın'da da aynı zorluğu yaşarsınız. Sergen Yalçın'ın şampiyonluk görmüş, büyük takımda şampiyonluk görmüş bir teknik adam olmuş olması, belki öncesinde de daha dikkat çekici işler yapmış olması söz konusu olabilir. Aslında zorluk yaşama konusunda her iki teknik adamda da belli zorlukları yaşarsınız. Sergen Yalçın 4 büyük takım formasını giydi ama Beşiktaş'a gelirken Beşiktaş şampiyonluğu yoktu. Beşiktaş'ın çocuğu olarak geldi. İmza törenine 20.000 kişi geldi. Fatih Tekke eğer Trabzonspor'a aynı şartla gelirse imza töreninde Sergen Hoca'ya yakın bir atmosferden görebiliriz. Yani Fatih Tekke gerçekten, yani birisi Beşiktaş'ın efsanesi, diğeri Trabzonspor'un efsanesi. Agresiflik konusunda saha içi, saha dışı dobralık, sonda söyleyeceğini başta söyleme konusunda ikisinin benzer çok huyları var. Doğru, ben tabii bunları olumsuz özellikler olarak da söylemiyorum. Yani kişilik tanımı yapmak adına söylüyorum ama yönetimler bu tarz teknik adamlardan maalesef çok fazla da hoşlanmayabiliyorlar. Daha esnek yapıda hocalarla belki çalışmayı tercih ediyor olabilirler. Şimdi Savaş'ın altını çizdiği husus önemli işte. Sergen Yalçın şampiyonluğu Beşiktaş'ta gördü. Ve Beşiktaş'ta o şampiyonluğu yaşamasında da en önemli sebep tabii ki sahip olduğu nitelikler kadar adadı kendisini. Sergen Hoca'dan beklenmeyecek kadar kendisini adadı o işe. Trabzon'da kendisini o boyutta adar mı? Ben emin değilim. Yani Sergen Yalçın'ın işte futbol zekasından, teknik direktörlük zekasından, tercihlerdeki isabetinden, futbolcularla kuracağı iletişim vesaire hiçbir şüphem yok. Zaten son derece hani akıl ve zeka fışkıran bir futbol figürü Sergen Yalçın. Artı Fatih Tekke de öyle bence. Ama Sergen Yalçın aynı adanmışlığı Trabzon'da gösterir mi? Yani şu var, yani insanların rezervleri vardır. Yani Sergen Yalçın'ın rezervlerinin ben öyle mesela Fatih Terim boyutunda olduğunu düşünmüyorum. Ya da Şenol Güneş boyutunda olduğunu düşünmüyorum. Yani sıkıntıyla mücadele etmek, zorluklarla mücadele etmek her karakterde aynı şeyi göstermez. Aynı sonucu göstermez. Yani o yüzden Trabzon'un zorluğu Sergen Yalçın'ın ne kadar göğüs gereceği bir zorluktur, ondan emin değilim. Ne dersin Sergen Yalçın, Trabzonspor? Bu ikili kafanda oturuyor mu? Ya açıkçası oturuyor. Yani sonuçta o aidiyet duygusu Beşiktaş'ta olduğu kadar olmaz. Trabzonspor'un formasını giydi, Trabzonspor'da oynadı ama o söylediğin şey çok önemli. Bir Beşiktaş aidiyeti kadar Trabzonspor'daki o farklı şey olmaz ama... Şöyle bir gerçek var. Trabzonspor'da teknik direktör olmak da, futbolcu olmak da, o teknik eğitimin parçası olmak da çok zor. Bunu şu anlamda söylüyorum. Trabzonspor bir futbol şehri. Bunu hep söylüyoruz. Bana göre dünyanın en önemli futbol şehirlerinden bir tanesi Trabzonspor. Orada şimdi maç kaybettiği zaman yaptığı açıklamalarda alkışlanabilecek bir Sergen Yalçın portresi görebiliyorum. Çıkar maçtan sonra hiç lafı çevirmeden, dolandırmadan evet bunu yaptık diyerekten çok öz eleştiri de yapar. Bu arada Ankara Gücü de özür diliyorum. Skoru 3-1'e getirdi. Alisson'un kaydettiği golle. Tottenham Premier Lig'de Brighton karşısında 1-0 önde. Heung-min Son çok acayip bir gol attı. Sol çaprazdan uzak köşeye doğru ayağın içiyle muhteşem bir vuruş yaptı. Güney Koreli ki çok iyi bir sezon geçirmiyor. Böyle bir gole de mutlaka ihtiyacı vardı. Derken bir gol de İstanbulspor'dan geldi. Orada da skor 3-2 oldu. 55. dakika uzaklardan bir vuruş. Devamında top bilelerde İstanbulspor skoru 3-2'ye getirdi. İstanbulspor bırakmıyor. Lokilo'nun kaydettiği golle yeniden konuk ekip oyuna tutundu. Sol tarafa doğru gönderilen uzun bir top söz konusuydu. Savunma topu karşıladı ancak orada iyi bir kontrol ve ceza alanı dışından cepheden sol ayakla yapılan sert düzgün vuruş Jason Lokilo'dan skor 3-2'ye geldi. Epey gollü bir cumartesi gününü yaşıyoruz. Böyle bir başlangıç daha da olacak gibi gözüküyor. Çünkü iki tarafta gerçekten hiç sıkmadan karşılıklı gol atacaklarmış gibi gözüküyor. 2 dakikada 2 gol. Geri adım atmıyor kimse. Hemen cevap. Hayır abiyle bunu konuştuk. Yani şimdi ikimiz de haklı çıktık burada. Evet, sen karşılık verir dedim. Ben de buraya Ankara Gücü de buna pes etmez. Çünkü gol arayan bir takım ama bu kadar çabuk gol yemez. İki takım yani İstanbulspor'un attığı gole var. Demin Tolunay Hoca'yı bir gösterdi. Özellikle bu gole bayağı bir sistem etti. Yani kendince böyle sessiz bir sistemi vardı yani. Şapkasını çıkarttı böyle bir isyan vardı sanki içinden. Yani topu işte orada o şekilde uzaklaştırmayacaksınız. Aslında uzaklaştırma da o değil yani. Biraz seken top gitti oyuncunun önüne. Çok iyi vurdu. Her zaman böyle vurmuyorlar. Keşke böyle vurabilseler oyuncular da güzel goller izlesek. Kaleci de beklemiyordu mesela. Dediğin gibi futbol biraz hata oynuyor. Biraz da bayağı bir taraf çok iyi oynar. Birisi hata yapacak ki gol olacak yani. Yoksa başka türlü karşılıklı çok iyi mücadeleler oluyor. Golsüz bitiyor. Şahane maç izliyoruz ama gol yok. Mesela öyle maçlar var. Evet. Ama bir de hata yapıyor birisi. İşte bu maçın hakkı bu olmamalıydı. Şu anda da yine tekrar yeni hatalar olabilir. İstanbulspor'un attığı gol de güzel gol bence. Özellikle ilk gol oluşumu çok güzel. İkincisi de yine bir savunma hatası uzaklaştırırken gelen gol. Sergen Yalçın Fatih Tekke olayını aslında şöyle özetlemek lazım. Ya iki tane teknik adamı koysak ortaya Trabzonspor'da bir oylama yapası. Birisi Trabzonspor'un çocuğu. Diğeri de dediğin gibi şampiyon apolet takmış bir teknik adam. İnanın yakın bir oran çıkabilir birbirine ya. Evet. Yani hakikaten çok yakın bir oran çıkabilir. Şimdi mesela Sergen Yalçın'ı Trabzonlular sever. Trabzon'da futbolda oynadı. Sen de altını çizdin zaten. Ve de fena bir dönem değildi. Hatta en mutlu, en verimli dönemlerinde Trabzon'da olduğunu da söylemiştir Sergen Yalçın. Şimdi tabii altını çizmeye çalıştığım husus bir taraftan işte kendisini Beşiktaş kadar adamaz diye düşüneceğim. Yani o zorlukla baş etme noktasında daha önceki işte kişiliğinden edindiğim izlenimi aktarma babında bunu söylüyorum. Belki işin olumlu tarafı da şu olabilir. O zorluklar karşısında da çok fazla umursayıcı bir tavır içerisinde olmaz. Yani hani çok fazla duygusal tepkileri olan teknik adamların baş etmesi zor olabiliyor. Şimdi Ziya Doğan'ı hatırladım Kerem. Trabzon'da Ziya Doğan'ın da çok iyi bir dönemi olmuştu. Ziya Hoca. Kupası var bir defa yani. Kupa kazandı. Yani şampiyonluğa götürüyordu takımı. 11 maçlık galibiyet serisi olmuştu yanılmıyorsam. Olimpiyat stadındaki kupada Nuri Albayrak başkanlığı dönemindeydi galiba o zaman. Ziya Doğanlı kupalı var çünkü kupası var diye hatırlıyorum. Gençler Birliği maçıydı galiba Trabzon Gençler Birliği. Samet Aybaba ile var. Ziya Doğan'la da olabilir. Ziya Doğan'la da var diye hatırlıyorum. Ziya Doğan'la da olabilir. De yani şöyle takım çok iyi gidiyordu Ziya Hoca ile ama Ziya Hoca bunalmıştı tepkilerden. Yani baş edemiyordu çünkü o duygusal kişiliği baş etmesini zorlaştırıyordu. Sergen Yalçın bu anlamda olumlu olabilir yani baş edebilir, çok umursamayabilir, işte yerel medyanın baskısı altında pes etmeyebilir. Ama bir gün çıkıp bana ne de diyebilir. Yalnız şunu dikkate almamız lazım. Şimdi bir yeni yönetim var Trabzonspor'da göreve geldi Sayın Ertuğrul Doğan ve de beklenti var Sayın Ertuğrul Doğan'dan. Yönetiminden ziyade kendisinden beklenti var. Çünkü Sayın Ağaoğlu döneminde de önemli bir yönetici figürüydü. Finansman açısından ciddi katkıları olabiliyordu kulübe. Brighton Kaoru Mitoma'yla fileleri buldu ama bir elle kontrol işareti var yardımcıdan. Bakalım pozisyona. Tottenham Brighton karşılaşmasını da takip ediyoruz. Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğünü söylemiştik ki ilerleyen dakikalarda toplu sonuçlara da bir bakarız. Maçlarda neler oluyor, neler bitiyor. Sağ kanattan gelişen bir Brighton akınında orta geldi ceza alanına. Kaoru Mitoma sezonun en flash oyuncularından biri Premier Lig'de. Topu filelere gönderdi. Tottenham çıkmak isterken top kaybı yapıyor. Sonrasında ceza alanına doğru gönderilen pas. Ben bu açıdan çok net göremedim. Ben pozisyon aldığında el gibi gözüküyor. İlk pozisyonda el gibi gözüküyor. Bir elle temas var mı? El. İptal olur bu. Ben hala emin olamadım. Son izlediğimde ben de emin olamadım. Omuz da olabilir. Bir daha bakalım. Bence ilk pozisyon, ilk açıdan bence omuz başına çarpıyor top. Ama o pozisyona o kadar yavaşlamaz, top önüne gelmez ya. Tam şuraya çarpıyor top. Bence iptal. İptal mi diyorsun? Bence iptal. Bence gol geçerli olacak. Özgür Yankaya varsa iptal. Tam emin değilim. Bir daha bakalım. Top formada. Yani şurası omuzdur. Evet, formaya çarpıyor top. Yani şöyle düşün. Ener Valencia'nın son maçta indirdiği top var ya, aynı yere çarpıyor. Ha, bence orada eldiyen de var. Golü Galatasaray attı. Golü Galatasaray attı. Varda Özgür Yankaya var ama pozisyon iptal bak. Özgür Yankaya üzerinden okumayalım canım. Evet. Ama bence de gol geçerli olabilir. Kaoru Mitoma'nın topu ağlara gönderdiğini belirtelim. Bak burada da bekliyorlar. Kenarda bir haber bekliyor Varda. Oradaki Var da zorlanıyor bence ama hakikaten zorlanacak. Şimdi bak pozisyonun başından beri bir kişi itiraz etmiyor. Herkes bekliyor. Yok, vermedi golü. Vermedi mi? Ortalık karışır. Şu anda bizde olmuş olsa böyle bir şey. Evet, o kadar, bizde olsa sıkıntı büyüktür. O kadar güzel, sakin, yok, daha pozisyonu... zorlandılar bence. Şöyle aslında omuz da var. Belki biraz hayır abi, hani ilk pozisyonda top elde ve o kadar önüne düşüyor ki o göğüs olsa o kadar rahat. Göğüs değil zaten. Yani bak. Ha, var, elde, var. İlk pozisyon. Karışık. Yani pazu kısmına da bayağı temas etmiş top. Yani mesela sadece şu omuz kısmında şurayla mesela olsa o geçerli olurdu ama epey bir temas etmiş. Brighton birbiri yakalamak üzereydi diyelim. 1-0'la hala oyun devam ediyor. Biz Trabzonspor üzerinden sohbetimizi sürdüreceğiz. Bu arada Premier Lig'de diğer maçlarda gol yok. Sadece Tottenham Brighton maçında sonun golüyle ev sahibinin üstünlüğü söz konusu. Diğer maçların tamamı 0-0'lık eşitliklerle devam ediyor. Sergen Yalçın üzerinden konuşuyorduk. Güzel bir örnek yakaladım demiş sen de mesela. O Ziya Doğan örneği çok önemliydi. O eski Trabzonspor Avni Ekar stadında artık Ziya Hoca ya da diğer teknik adam ama Ziya Hoca'nın öyle ifadesini bilmiyorum. Yani oyuncu değişikliklerinde biliyorsun tribün çok yakındı. Bizim basın tribün de çok yakın eski statta. 65'te oyuncu değişikliği yapıyor. Arkasında bir sıra var hocanın. Ya hoca 65'te bu olur mu işte bunu çıkarıp buna alsana. O teknik adamların o kadar zor şartlarda görev yapıyor ki gerçekten o Trabzon şehri, tekrar söylüyorum ya, futbol tutkusu çok büyük olan bir şey. Sen zaten orasını iyi biliyorsun. O yüzden orada teknik adam olmak ve arkadaki taraftarlara saygı duyuyorum. Burada bizim statlarda da oluyor. Ama Trabzon'da biraz daha farklı. Yani oyuncu değişikliği geç kalsa niye geç geldi? Ya da işte Savaş'ı soktun, Hayri'yi çıkardı, niye bunu yaptın? Ya o zor. O anlamda baş edilecek bir şey değil yani. Bir taraftar kitlesi değil. Teknik adamlar açısından konuşuyorum. Hatta Trabzonspor'un Dinamo Kiev'e bir elenişi vardır. 2-1 deplasmanda kazandığı halde 2-0 Avni Aker'de kaybederek. Evet. Yine Ziya Hoca dönemiydi. Galiba Verpakovskis vardı galiba Dinamo Kiev'de, bu Letonyalı. Olabilir. Değil mi? Bizim olabilir. Milli takımla da 2004'e gitmememizin sebebi olan oyuncu. Olabilir. Şimdi maçtan sonra Dinamo Kiev'in hocası Trabzon taraftarını anlattı bir miktar. Yani herhalde daha önce Trabzon'la karşılaşmış mıydı teknik adam olarak bilmiyorum ama Trabzon taraftarı için gerçekten futboldan çok iyi anlıyorlar ifadesini kullanmıştı. O hatıramda kaldı sen söyleyince. Şunu söylemek isterim son olarak Sergen Yalçın konusunda. Şimdi yeni yönetimden bahsettik. Sayın Ertuğrul Doğan'la ilgili beklentilerden bahsettik. Yeni yönetim bir proje iddiası ortaya koyuyor. Bir yeniden yapılanma, işte pilot takım hamlesi, Trabzonspor bulacak, aynı zamanda yetiştirecek, üretecek, satacak gibi bir projeden bahsediyor. Şimdi böyle bir projeden bahsediyorsanız o projeye uygun teknik adamlarla çalışacaksınız. Orada Sergen Yalçın ismi doğru isim midir? Olmaz bence. Ya, Sergen Yalçın yarışır, gelir sizi şampiyon yapar, sonra da gider. Ama sizin iddianız buysa o zaman seçeceğiniz isim Sergen Yalçın mı olmalı? Oturup 2 defa düşünmeniz lazım. Ha, iddianız o değil. İşte biz klasik yarışacağız. Olmadı transfer yapacağız. Tekrar göndereceğiz. Tekrar alacağız diyorsanız bu başka bir şey. Ama biz bütçeyi 40 milyon eurolardan 25 milyon eurolara indirirken bir taraftan da yetiştireceğiz, çıkaracağız, şey yapacağız. Ha, Sergen Yalçın çıkarır mı? Çıkarır. Hani elde malzeme varsa çıkarır. Ama işin o taraflarına, işin tohum taraflarına, yani tarlayı ekme taraflarına ne kadar kafa yorar ve ya o proje içerisinde çalışacağınız teknik adam Sergen Yalçın mı olmalı? Fatih Tekke olur mu? O pozisyonda. O daha iyi olur. Daha iyi olur çünkü o camiayı biliyor. Altyapıdaki işleyişi bilir. Veya Montella tarzı bir teknik adam düşünebilirsiniz. Yok, o dediğimiz şekilde ise Montella da olmaz. Yani dediğimiz şekilde olacaksa Fatih Tekke mantıklı. Montello bugün Samet Akaydın'a, Yunus Akgün'e baktığın zaman o çıkışı yakalayan oyuncularda çok büyük etkisi var. Balotelli'nin sıçrama mesela, Balotelli olduğunu hatırlatıp tekrar ortaya çıkaran, sonra Balotelli'nin yaptığı yanlıştan sonra bak otoritesine çok saygı duyduğum bir teknik adamdır. O Balotelli Montello olayını hatırlayalım. Bir maç sonrasında çok ciddi bir kargaşa olmuştu ve olayda ya o ya ben diyerekten takıma da çok fazla zarar vermeden olayı kapattılar. Şimdi, taktik repertuarı, oyuna doğru müdahale edebilme kabiliyeti yüksek bir teknik adam. Bu arada gol var. Bir gol daha var Premier Lig'de. Fulham-West Ham mücadelesinde West Ham'ın 1-0'lık üstünlüğü söz konusu. Harrison Reed'in kendi kalesine attığı golle üstünlüğü yakaladı sevgili seyirciler, konuk takım ki alt sıralardan da uzaklaşmaya çalışıyor West Ham. Bir Londra derbisinde Fulham'a karşı öndeler. Tottenham-Brighton maçı zaten 1-0. Bundesliga'da Leverkusen Frankfurt'a karşı 2-0 önde. Mainz 0, Werder Bremen 0, Freiburg 0, Bayern 0, Dortmund 1, Union Berlin 0. Günün en ilgi çekici maçlarından bir tanesi. Köln-Augsburg deplasmanında 2-1 önde. Hayır abi, aynı şeyi mi düşündük bilmiyorum ama burada inanılmaz bir şey. Mesela 8-9 tane Ankara Gücülü var, 4 ya da 5 tane İstanbul Sporlu var. Olağanüstü bir panik halindeler. Fark ettin mi bilmiyorum. Ya güzel maç izliyoruz ama. Ya az önce gülümseten bir Estanta neydi? Evet, ona aynı anda güldük. Ama güzel. İstanbulspor hakikaten zorluyor. Bak Savaş. Şu anda Ankara Gücü panik halinde. Maç farka gitse bile bir yerde bir kontra yapıp Ankara Gücü, evet. İstanbulspor şu anda bayağı bir terletiyor. Az önceki o dediğim pozisyon saydım. 9 tane Ankara Gücülü var. 5 tane İstanbulsporlu var. Ve oradan şut çektiriyorlar yani. İstanbulspor'un hala baskısı sürüyor. Eze top dışarıda. Hakem kale vuruşunu işaret etti. İstanbulspor beraberlik golü için yükleniyor Ankara Gücü kalesine. Ankara Gücü önde ama oyunu bir türlü tutmayı da başaramadı Dolunay Kafkas'ın takımı. Müthiş bir panik halindeler. Yani o Tolunay Hoca kenardan yani, hoca müdahale etmeli. Tek bölge futbolu izliyoruz şu anda. Ankara Gücü'nün 1. bölgesiyle İstanbulspor'un 3. bölgesi arasına sıkışmış bir oyun. Bak şu pozisyonda inanılmaz bir aynı belki de günün en güzel golünden buna dönerdi hiç gol olsaydı. Spektaküler hareketler izliyoruz, şu paslaşmalar. Çizgiye kadar topu getirdi. Yani İstanbulspor mu izlediğim diye bir anda tereddüt ettim gerçekten. Şimdi Premier Lig maçıyla ikisi yan yana ya. Evet. İstanbulspor Tottenham ve Brighton kadar görüntü sergiliyor. Gerçekten. Eğer o az önceki gol gerçekten olsaydı Kerem, o çizgiye kadar toparı getirdi. Az oradan topu çıkardı. Rovaşet'e yine bir çok güzel bir gol olurdu yani. Akabindeki şut da iyiydi. Hatta kaleciden sekti. Tamamlansa 3-3'e gelecekti skor. Burada gol olur ama büyük ihtimalle burada daha gol ya da gol olur. Ama Tolunay Hoca'nın bir müdahale etmesi lazım oyuna. Yani kendi sahasında Ankara Gücü çok panik yapıyor. Değişikliği yok hocanın. Var. Yapmış değişiklik. Özür diliyorum. 2 değişiklik söz konusu olmuş. Hatta üçlüye dönmüş savunmada. O 46 orada değişiklikleri. İşte o üçlüye döndükten sonra bir sıkıntı oldu. Fark ettin mi? Bu kadar çok rahat gelmeye başladılar. Brighton'ın bir topu şimdi direkten döndü. Caicedo'nun vuruşunda uzaklardan çok sert vurdu Ekvadorlu. Direğe takıldı. Öncesinde de Alexis McAllister'ın vuruşu vardı. Hugo Lloris kurtarmıştı. Brighton'da Tottenham kalesinde çok ciddi bir baskı kurdu ki zaten Premier Lig'in en organize 4-5 takımından bir tanesi olduğunu Brighton'ın rahatlıkla söyleyebiliriz. Geriye düştüler ama Tottenham'ı daha çok zorlarlar, çok sıkıştırırlar. İlerleyen dakikalar bambaşka bir sonucu da beraberinde getirebilir. Hayri Beşer, Ankara Gücü Trabzonspor mücadelesi üzerine belki konuşup Bordo Mavili takımın son durumunu da değerlendirebiliriz. Bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Trabzonspor. Açıkçası bana maçı anlatırken özellikle skor 1-1'e geldiği anda Trabzonspor'un geri dönebilmesinin imkansız olduğunu hissettim. Açık söylemek gerekirse Takım mental olarak epey aşağıda görünüyordu. Bu mücadele gücüne de yansıyor, konsantrasyona da yansıyor. Orada rakibin dominant görüntüsünü kabul etti. Ankaragücü oyununu dikte edebildi Trabzon'a. Bugün de benzer bir görüntü söz konusu olabilir mi? Çünkü son maçlarda hep benzer görüntü var. Yoksa bunu kırmak mümkün mü? Şimdi o görüntüyü kırması gereken maç aslında Ankaragücü maçıydı Trabzonspor'un. Evet. Niçin? Kupa. Hedef yani, maçıydı. Hedef maçı. Hedef maçında kıramadıysa bu karşılaşmada kırmasını biraz daha az beklemeliyiz. Tabii ki Trabzonspor'un kadrosu her halükarda çıkar, oynar, sonuç alır, galibiyet alır. Bunu her halükarda yapabilecek bir kadroya sahip Trabzonspor. Bu lig için konuştuğumuzda. Fakat o senin söylediğin mental mesele aslında Trabzonspor'un en ciddi problemi. Şimdi Trabzonspor bu sezon bir defa takım olma hüviyetini kaybetti. Her açıdan kaybetti. Sahada da kaybetti, saha dışında da kaybetti. Yani Trabzonspor'un bir yönetim değişikliğine gidiyor olması zaten bunun ispatı. Evet. Aynı şekilde Abdullah Hoca ile devam edemeyişi, Abdullah Hoca'dan sonra Orhan Akın da hemen kopuşu bunun ispatı. Trabzonspor bir defa takım olma hüviyetinin ötesinde. Şimdi takım olamadığınız zaman bireysel açıdan da ele alırsak hani total anlamda bir sıkıntı vardır. Takım hüviyetinde bir sıkıntı vardır da o takım içerisinde bazı oyuncular farklıdır. Bazı oyuncular alkışa layıktır. Ya öyle bir görüntü de yok Kerem. Yani yere göğe sığdıramadığımız Uğurcan bu sezonun en kötülerinden bir tanesi gibi. Yani Uğurcan kötü kaleci olduğu için öyle değil. Uğurcan hala bu ligin en iyi. Wolverhampton-Chelsea maçında Wolves'un 1-0'lık üstünlüğü var. Ev sahibi takım öne geçmeyi başardı. Uğurcan'dan bahsediyorduk. Şimdi Uğurcan hala bu ligin en iyi 2-3 kalecisinden bir tanesi. Geçtiğimiz sezon tartışmasız bir numaraya yazdık. Evet. Ama şimdi Uğurcan öyle. Mesela Vitor Hugo Trabzonspor'dan kopanlardan. Vitor Hugo ne geride bıraktı bu sezon? Geçen sezon neydi? Bu sezon ne? Yani hangi oyuncuya dokunsak bireysel anlamda zaten ortada bir şey yok. Yani ele avuca sığar bir performans yok. Kafa olarak çok ciddi bir nasıl söyleyeyim ben kopmuşluk, uzaklaşmışlık ne dersek nasıl tarif etsem bilemedim ama yani şampiyonluğun ardından bu kadar Trabzonspor'un mental anlamda geriye düşmesini beklemezdim. Evet bir miktar anlayabilirdik ama bu kadarı çok fazla oldu bence. Ha bundan sonra Trabzonspor'un sahip olduğu kimliği hatırlatarak, kendisine saygıyı hatırlayarak çıkıp daha güzel mücadeleler ve daha güzel oyunlarla sevenlerini selamlamasını bekleriz. Bunu bence yapacak olan da işte bundan sonra görev yapacak teknik heyet değil. Yani takımın elbette ki başında birileri olacak ama onlar değil. Bunu yapacak olan yönetim. Şu noktada yönetim o rehabilitasyon sürecini başlatmış, harekete geçirmiş ve bir etkinlik yakalamış olmalı. Bu karşılaşmada da onun izlerini görmek isteriz. Ben her şeye rağmen Trabzonspor'un bir mahcubiyet duygusuyla oynayacağını düşünüyorum Kasımpaşa karşısında. Şampiyon takıma yakışır, büyük takıma yakışır bir mahcubiyet duygusuyla ve Trabzonspor'un futbolunun biraz daha derli toplu olacağını tahmin ediyorum. Ama sonuca yeter mi ondan da emin değilim Kerem. Çünkü Kasımpaşa'da yani şeyi çok öngörülebilen takımlardan bir tanesi değil ve Trabzonspor maçlarında da iyi sonuçlar alabiliyor. Hem de bu iyi sonuçları iyi futbolla alabiliyor. Onlar da teknik direktör değişikliği yaptılar. Doğru. Kemal Özdeş Kemal Hoca geldi. Önemli evet. Bir maç. Onun da etkisi olacak. Üçüncü Kemal Özdeş dönemi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. En az 3 belki daha fazla da olabilir. Baktım ben de en az 3 daha fazla. Ben 3. Hani uzun bir kariyeri olsun hocamızın. Evet. Orada ama 4. 5. de olabilir. Evet, bir tanesinde 2 sene, bir tanesinde 1 sene. Ben de daha mı fazla acaba diye baktım yayına girerken 3. Ya Kasımpaşa'da uzun yıllardır bir teknik adam sorunu yaşanıyor. Teknik adamların dönemi uzun sürmüyor. Bana göre bunun da bir tek sebebi var. Orada Serkan Reçber'in çok fazla ön planda olması diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın Kasımpaşa ile maçı oynadığı en son canlı maçı izledim statta. Selçuk Hoca ceza sahasında işte bençin içinde her pozisyonda Serkan Reçber çıkıyor. Bilmiyorum dikkat ettin mi Hayri abi yani. Hemen hemen her pozisyonda. Yani teknik adam acaba dedim Serkan Reçber mi Selçuk İnan mı? Şimdi kendimi Selçuk İnan'ın yerine koyuyorum. Orada teknik adamlık yapmak çok zor. Evet. Serkan Reçber'in önemli görevi var. Transferler yapılıyor. Başkanlara teknik arasında köprü, futbolcular arasında ama teknik adamı olağanüstü rahatsız edici bir görüntü gördüm. Ben izlerken rahatsız oldum. Çok samimi söylüyorum yani. Ya bir teknik adam, yardımcıları vardır 3 tane, kaleci Antonio ile 4 tane. Onlar bile oraya çıkmazken siz her pozisyonda dışarı çıkarsanız, her pozisyonda hakeme itiraz ederseniz. Ya... Serkan Reçber sportif direktör. Ama bütün takımlarda sportif direktörler var. Her sportif direktör, teknik direktör işine karışamaz. Ve bence de işini çok iyi yapan, işinde iyi. Scouting özelliği iyi olan bir futbol insanı diyelim. Serkan Reçber ama kulübede olmak durumunda da değil doğru. Yani kulübede olan sportif direktörler de var ama bu kadar hocanın ön plana çıkmaz. Olmayabilir yani. Onlar dolayısıyla bu kadar teknik adam değişikliği büyük olasılıkla bundan. Yoksa bu kadar bazen bakalım 3 maçta hoca değişikliği yaşanıyor. Ama sanki öncesinde de vardı. O kendisi maçta belirliyor ama benim anladığım Serkan Reçber belirliyor zaten çalışacağı teknik adamı. Birlikte uyumlu çalışacağını düşündüğü teknik adamları getiriyor ama sonradan ilişkiler yürümeyebilir. Eğer öyleyse Selçuk İnan da ilişkilerin zor yürütülebileceği bir karakter gibi gelmiyor kesinlikle bana. Değil. Zaten Selçuk İnan'ın olduğu pozisyonda o benim gördüğüm estantenelerde başka bir teknik adam olmuş olsa tepki gösterir. Bu arada Brighton golü buldu. Louis Dunk topu ağlara gönderen oyuncu. Ben göremedim galiba korner sonrasında mı geldi? Bakacağız vallahi pozisyon tekrarına. Yani Louis Dunk attıysa evet bir duran toptur. Evet sağ taraftan kullanılan korner arka direğe doğru. Çok net bir kafa vuruşu ve Brighton skoru eşitledi. Tottenham deplasmanında Louis Dunk'ın kaydettiği golle durum şimdi 1-1. Çok iyi bir orta geldi. Anlıyla Dunk çok da iyi darbeli vurmuş. Çok net, çok sert, güçlü bir kafa vuruşu. Hugo Lloris'i mağlup etmeyi başardılar. Geride kalan dakikalarda da zaten bu golün sinyallerini verdiğimizi düşünüyorum. Tottenham'ı zorlayacakları muhtemeldi. Ben kazanırlarsa da çok fazla şaşırmam. Güzel gol izledik. Evet ya bu tarafta Brighton'ın ataklarını izliyoruz. Bu tarafta İstanbulspor'u izliyoruz. Yani iki tek kale maç gibi zaten görüntü oydu. Deplasman takımları biraz daha baskınlar. Evet. Ama biri gerideydi. Dengeyi yakaladı. Diğeri hala geride. Bu arada Ankara Gücü'nün de şimdi sağ çaprazdan bir serbest vuruş kullanacağını belirtelim sevgili seyirciler. Ankara Gücü içinde bir duran top fırsatı söz konusu. Değişiklikler de oldu. Djokanovic ve Kitsiyo, Emre Kılınç ve Fıratcan Üzüm'ün yerine oyuna dahil oldu başkent ekibinde. Orta geldi kale alanına doğru. Savunmadan müdahale var. Top dışarıda, oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Üstünlüğünü koruyor. Orası da çok ilginç maç oldu. Demin siz sohbet ederken kesmek istemedim. Eze karşı karşıya bir tane ceza sahasının içinde köşeye vursa kalecinin üzerine vurdu. Orada 3 uç olabilirdi. Hani Tolunay Hoca hakikaten orada bir çaresiz bir şekilde kulübeye geçti. Maçı hep ayakta izliyordu. Hani kulübenin dışında. Yani orada biraz sessiz bir insan var. 4 değişiklik yapmış. Evet. 4 değişiklik 75'te en son Kitsiyo oyuna dahil olmuş yanılmıyorsam. Evet, Kitsiyo ile beraber Djokanovic oyuna girdiler. Evet. Boşnak ama oyuncu da oyunda. Oyunu çevirebilecekler mi? Bu maç böyle bitmez. İki tarafa da bakıyorum şimdi. Git geli çok fazla var. Ankara Gücü çok pozisyon veriyor. İşte bu çıkarken yakalanmak kötü. İstanbulspor çıkarken yakalandı. İki taraf da çok çabuk çıkıyor. Brighton yine bu arada pozisyona girdi. Kaoru Mitoma'nın vuruşuna savunmanın müdahalesi var. Korner. Bilmiyorum izliyor musunuz Brighton maçlarını ama özel olarak tavsiye edeceğim takımlardan biri. Yani denk geldiğim zaman hep keyif alıyorum. Evet. Güzel maçlar çıkarıyor. Etkili oynuyor daha doğrusu Brighton. Her zaman iyi oynuyorlar. Yani 30 şut atıp gol bulamadıkları maçlar da oluyor ama rakip kim olursa olsun oyunlarını dikte ediyorlar. Oyunu domine ediyorlar. Gerçekten seyretmesi Avrupa'da bence en keyifli takımlardan bir tanesi. Yine bir korner organizasyonu. Yine arka direğe doğru. Yerde kalan bir Tottenham oyuncusu vardı. Karar faul. Ankara Gücü İstanbulspor mücadelesinde skor 3-2. Premier Lig maçlarına baktığımda Leicester 0, Bournemouth 0, Wolves 1, Chelsea 0. Mateus Nunes attı golü. Tottenham 1, Brighton 1, Brentford 0, Newcastle 0. Brentford'da Ivan Toney'nin bir penaltıdan yararlanamadığını belirtelim. Aston Villa 0, Nottingham Forest 0, Fulham 0, West Ham 1 şeklinde devam ediyor neticeler. Bundesliga'da Freiburg 0, Bayern 0, Augsburg 1, Köln 2, Mainz 0, Werder Bremen 0, Borussia Dortmund 1, Union Berlin 0, Bayer Leverkusen 2, Eintracht Frankfurt 0 şeklinde maçlar sürüyor. Dortmund-Union Berlin maçı kritik dedik. Aynı zamanda Freiburg-Bayern karşılaşması da son derece önemli. Geçen hafta Bayern Dortmund'u 4-2 mağlup ederek liderliği devraldı ama bu hafta oynanan maçların ardından oluşacak sonuçlara göre liderliği Dortmund geri alabilir. Bu durumu da paylaşalım. Şu anda güncel puan durumunda puanlar eşit. Tabii averajla Bayern'in önemli bir üstünlüğü var. Mainz'ın da Bremen karşısında 1-0 öne geçtiğini hatırlatmış olalım. Karşılaşmalarda durumlar bu şekilde. Hatta Leicester-Bournemouth mücadelesinde de konuk ekip skoru 1-0'a getirdi. Leicester deplasmanında Bournemouth, Philip Billing'in kaydettiği golle öne geçmeyi başardı. Bu sezon Premier Lig'de kendi çıtasını hakikaten yukarıya doğru taşımaya çalışan takımlardan biri. Epey zayıf bir kadro ama ligde kalmak için mücadelelerini sürdürüyorlar, pes etmiyorlar. Böyle takımları da seviyorum. Mainz'ın golünün iptal olduğunu arkadaşlarımız paylaştı benimle. Orada 0-0'lık eşitliğinde sürdüğünü belirtelim. Trabzonspor'un muhtemel 11'ine bir göz atmamız acaba söz konusu olabilir mi? Bordo Mavillerin kadrosu, çıkarabileceği kadrolar üzerine de biraz kafa yoralım. Kasımpaşa deplasmanında Trabzonspor nasıl bir 11 ile sahada olabilir diye bakıyoruz. Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Densvil, Eren, Siopis, Hamşik, Abdülkadir Vişça, Markovic, Gomez. Beklediğimiz Trabzonspor 11'i bu. Nasıl bir 11 bu Hayri Beşer? Ben tam göremedim 11'i. Biraz mesafeli kaldım ama. Ben okuyayım sana bunu. Bir kez daha aktarayım. Uğurcan Larsen. Tamam. Uğurcan Larsen, Hüseyin Densvil, Eren, tamam, Siopis, Hamşik, Vişça, Abdülkadir, Markovic, Gomez. Çok ideal bir 11. Yani şimdi Trabzonspor'un hani yaşadıklarını bir kenara bırakalım. Mevcut kadrosu itibariyle düşündüğünüz zaman bir 11 çıkar dense herhalde böyle bir 11 çıkarabilirsiniz. Tabi burada işte savunmanın merkezinde Hüseyin Densvil ikilisi var. O ikili yerine belki başka ikili olması gerekirdi. Çünkü Densvil stoper oynuyor ama nihayetinde Trabzonspor'un alternatif stoperlerinden bir tanesiydi. Hüseyin de malum kulübede bekleyen yine alternatif stoperlerden bir tanesi ve çok fazla forma şansı bulabilen bir oyuncu da değil. Savunmanın merkezi itibariyle aynı şeyi söyleyemem. Larsen'in yerine Perez'i görmek isterim ben her halükarda. Oynayabilecek durumda olduğunda, sakat ya da cezalı olmadığında ben Perez'in birinci sağ bek olduğu konusunda ısrarlıyım. Orta saha merkezi aslında bu şekilde olabilirdi bu sezon. Hamşik sakatlıktı, form meselesiydi, şuydu buydu oynayamadı ama Hamşik Siopis ikilisi benim açımdan ideal bir ikili. Vişça Trabzonspor'un kadrosunda olabilseydi herhalde takımın durumu bu kadar gerilerde olmazdı. Gerçi Vişça da hazır değil ama hazır bir Vişça Trabzonspor'a ya da oynadığı takıma mutlaka puanlar kazandırır. Bundan hiç şüphe yok. Abdülkadir nispeten bu sezonun iyilerinden diyebileceğimiz bir oyuncu. Elbette ki beklentiler daha fazla ama takımın genel havasına baktığımız zaman hani gidip yine de ömüre işte demir atasınız geliyor. Ya elde bir ömür var diyebiliyorsunuz iyi ya da kötü. Markovic Fenerbahçe'den de Gaziantep'ten de bildiğimiz bir oyuncu. Biraz final problemi var. Final problemi olmasa aslında çok daha katkısı yüksek olur skora. Gerek işte o son pası verme, son dokunuşu doğru yapabilme. O final problemi de aşabilecekmiş gibi gözükmüyor ama enerjisiyle katkısı olur. Ön taraf presiyle katkısı olur. Öyle değerlendiririm. Ben Gomez'i beğeniyorum. Aslında çok fazla merkezde kalmıyor. Zaman zaman hani topu almak adına ya da oyunu genişletmek adına kenarlara iniyor. Asiste de yatkın bir oyuncu. Sanki Gomez'i tamamlayan bir isim yeterince olmadı bu sezon. Mesela Gomez kimle iletişim kurdu oyun içerisinde? O ikiliyi, o birlikteliği görebildiğimiz bir oyuncu olmadı. Mesela bir Vakeme olsaydı belki Gomez-Vakeme ilişkisinden bahsedebilirdik. Ya da işte Trezeguet daha farklı İstanbulspor'dayken Cagney ile kurduğu o şeyi, gol örgüsünü burada sağlasaydı ondan bahsedebilirdik. Kasımpaşa'da. Pardon, Kasımpaşa'da. O olmadı. Umut Bozok da maalesef ilk 11'in yedikçisi olamadı. Zaman zaman ikili oynadılar, etkili oldular ama onu da çok fazla göremedik. Yani şunu söylemek isterim. Nihayetinde karşımızdaki kadro fena bir kadro değil. Savunma dörtlüsünü bir kenara bırakırsak yani bu lig ölçeğinde iyi iş yapmaya aday bir kadro ama şu ana kadar yapamamış bir kadro. Tabii ki bu kadro geçtiğimiz sezonki gibi çok fazla ilk 11 istikrarının sağlandığı bir kadroda olamadı. Mesela Trabzonspor bu 11 ile ya da bu 11'e yakın 11'lerle kaç defa çıkabilmiştir? O da çok mümkün olmadı. Buradan bakınca tabii ki soru işaretleri çok fazla. Aynı şekilde beklerle ilgili de birçok soru işareti koyabiliriz. Eren hani başladığı gibi devam edemedi. Larsen beklentilere doğru orantılı devam edemedi. Yani söylenecek çok şey var. Ama belki bugün Trabzonspor bize tahmin ettiğimizin ötesinde güzel bir futbol izletebilir. Hatta güzel, görkemli bir galibiyet de alabilir. Beklentin ne Savaşçıoğlu? İki takımın da açık futbol oynayacağı çok net bir şekilde gözüküyor. Kadrolara baktığımız zaman da burada 4-2-3-1 gibi gözüküyor ama Kasımpaşa'nın tercihine göre 4-3-3'te başlayabilir. Burada tabii İhsan Derelioğlu Hoca eğer bu 11 ile çıkacaksa Ayra abi bence gayet güzel bir 11 yani. Kasımpaşa'nın da çünkü çok fazla hücum oyuncuları gibi formda bir Koyitası var, Munir var, Mikail Tırpan var. Yani o hızlı ve hücum oynayan oyuncuları var. En son Galatasaray maçında mesela yine az önce vurgu yaptım Selçuk Hoca'nın döneminde canlı izlediğim Kasımpaşa'da çok özellikle o Koyite'yi mesela çok beğeniyorum ben bu sezon. Selçuk Hoca'yla beraber biraz daha yükselişe geçmişti. Burada Kemal Hoca'nın da ilk maçı olacağı için galibiyet adına ya riskler alacaktır ya temkinli. Yani bizim beklediğim açıkçası karşılıklı gollerin olabileceği ama iki teknik adam da şimdi temkinli olacak. Ne kadar geçici olsa da İhsan Derelioğlu Hoca, diğer tarafta Kemal Özdeş ilk maçında galibiyetle ayrılmak isteyecektir. O Kemal Özdeş konusunda bugün de biraz canlı değil ama televizyondan bakacağım. Ben Serkan Hoca konusunda gerçekten Serkan Reçber konusunda acayip takım yani. Bir teknik adamın olduğu yerde bu kadar çıkmaz abisi. Kimse çıkamaz. Yardımcısı dahi çıkamaz. Yani yardımcı hocalar dahi. Bazen hoca içeri geçer, oraya dışarı çıkar. Dolayısıyla ben Kemal Özdeş'in işinin yine zor olduğunu düşünüyorum. İlk geldiği dönemde çok iyi işler yapmıştı ama o ilk geldiği dönemde galiba Serkan Reçber yoktu Kasımpaşa'da. Yanlış hatırlamıyorsam 2016-2017'ydi. Çünkü o dönemde Serkan Reçber yoktu diye biliyorum. Belki de bizler de yorum yapıyordu o zamanlar. O yüzden Kemal Özdeş bu daha önceki dönemlerinde olduğu kadar rahat olmayabilir. Ama maçın geneline baktığım zaman güzel bir maç bekliyorum. Karşılıklı goller bekliyorum. Hoca tabii Trabzonspor konusunda tanıyor, biliyor. Bugün bir baktım 1961 doğumlu 61 yaşında tam olarak. 30 saniyemiz var bu arada. Güzel bir galibiyetle başlangıç yapmak isteyecektir. Tabii ki geçici sezon sonuna kadar ama Trabzonspor'un çocuğu, Trabzonspor'un öz evladı derler ya yani. Kaleci antrenörü İhsan Hoca da bu Trabzonspor'un üzerindeki o kötü gidişi durdurmak isteyecektir mutlaka yani. Brentford'ın 1-0'ı bulduğunu belirtelim. Newcastle karşısında Ivan Toney bir penaltı kaçırmıştı. Bir penaltı daha kazandılar. Bunu attı ve Brentford soyunma odasına üstün gitmeye yakın. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Avrupa'dan maç özetleri ekrana gelecek. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Maç günü kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Hayri Beşer ve Savaş Çorlu ile beraberiz. 90+8 işaret edilmişti Ankaragücü İstanbulspor mücadelesinde. 90+10'un içindeyiz şu anda ve Ankaragücü'nün 3-2'lik üstünlüğüyle oyunun devam ettiğini belirtelim. Ev sahibi takım son bölümde topa hakim. İstanbulspor yarı alanına oyunu yıkmış durumda. Ankaragücü bir yandan top yapıyor, süreyi geçirmek istiyor ama bir yandan da hücumlarını devam ettiriyor. Başkent temsilcisi top dışarı çıktı. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. İstanbulspor kale vuruşunu kullanacak. Süper Lig'de günün ilk maçında artık son saniyelerin içindeyiz. Savunmanın da bir müdahalesi var ama sonra top yine Ankaragücü takımından dışarı çıktı. 90+11'deyiz ve artık mücadelede son anlar oynanıyor. İstanbulspor'un da Ankaragücü karşısında skoru 3-3'e getirebilmek için çok ciddi bir çabası oldu. Ancak karşılıklı top kayıpları var son bölümde. Şimdi İstanbulspor adına bir hücum şansı, sol kanada topu getirdi İstanbulsporlu oyuncular. Eze ceza alanına doğru gönderdi. Top sekti, arka tarafa açıldı. İstanbulspor boşluk arıyor Ankaragücü savunmasında. Ankaragücü bir faul düdüğü var. İstanbulspor serbest vuruş kullanacak kaleye. epey uzak bir nokta. 90+11'deyiz. Belki de son bir şans olacak konuk ekip için. Mamadou Ba yerde kaldı Djokovic'in müdahalesinin ardından. Şimdi serbest vuruş için hazırlıklar var. Hayri Beşer, son bir şans belki de İstanbulspor adına. Aslında çok önemli bir fırsatı değerlendiremediler. Net bir pozisyondu. Skor 3-3'e gelebilirdi. Evet, bu söylediğin gibi son bir şans. Kaleye uzak mesafe. Kaleye mi vurur? Bu maç böyle biterse Fatih Hoca çok üzülür yalnız. Ya Fatih Hoca kaçan pozisyonda evet, bayağı bir isyanı var. Evet, orta yapacakmış gibi gözüküyor. Şimdi ceza alanına, arka direğe doğru orta. Kesinlikle iyi bir top değil bu. Top dışarıda. Mehmet orada topla oynayan oyuncuydu. Ve son düdük geliyor Ankara Gücü. İstanbulspor karşısında sağdan 3-2'lik üstünlükle ayrılıyor. Ligde kalma yolunda da Tolunay Kafkas'ın takımı çok değerli bir galibiyetin altına imza attı. Kupada Trabzonspor'u yendikten sonra İstanbulspor'a karşı da yine 3 gollü bir galibiyet aldıklarını belirtelim. Sakaryaspor da bu arada Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Onların da ciddi bir playoff iddiaları var ve şanslarını da devam ettirmek istiyorlar. Sakaryaspor'u da elde ettiği galibiyetten ötürü tebrik edelim. Ankara Gücü kazandı. Geçen hafta Sakaryaspor Altay'la eğer mağlup olmayıp kazanmış olsaydı şu anda ikinciliği ciddi bir 2-2 ile gelme şansı vardı. Playoff'un da ötesi aslında. Fikstür avantajı var. Geçen hafta çok ciddi bir avantaj kaybetti. Ben de bir Sakarya olarak o bugün kazanması yeniden ben de buradayım dedi. Burada bir şey dikkat ettin mi? Orhan Hoca geldi Tolunay Hoca'yla. Acaba aralarında bir şey mi var diye ben mesela Fatih Hoca'nın ya da o kızgınlığını çok kızdı çünkü maçta. Fatih Hoca sanki Fatih Tekke belki kızdı gitti hemen yani şeye. Yani çünkü orada ben az önce çok skora kızdı. Orada kaçan bir iki pozisyon var, ona ya kızdı. Teknik direktör olmak da zor. O kadar kolay bir pozisyon. Top önünüzde. Rahatsınız ve topu içeriye vuramıyorsunuz. Ve teknik direktör de işte kenardan seyrediyor, müdahale edemiyor. Hakikaten oynamaktan yönetmek herhalde çok daha zor olsa gerek. Yani Fatih Tekke'nin yerine kendimi koymaya çalıştığım zaman bu tarz pozisyonlara çok üzülürsünüz. Zaten teknik direktörlerin tamamı yaşıyor bunu. Bak son dakikada bu golün aynısını yapmak istedi. Demin onu söyleyecektim, yarım kaldı. Kerem mesela ilk birinci golü çok takdir etti ki oluşumuna. Evet. Bu son saniyede de aynı golün benzerini yapmak istedi. Arka direğin olduğu yere topa çapraza yolladı. Burada olmadı bu sefer yani ilk golde oldu ama bu sefer olmadı. Çünkü çok tamamen avuta gitti neredeyse top. Güzel goller izledik ama. Evet, değerli de bir galibiyet almış oldu. Ankara Gücü Tolunay Hoca'yla çıkışını sürdü. İkinci yarıyı baz alırsak İstanbulspor puanı hatta galibiyeti hak etti ikinci yarıdaki oyunuyla. Fakat ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü için ve de iki güzel gol bulmasına rağmen çok da önemli fırsatları değerlendiremediği için. Çünkü oyunun önemli bir bölümünde Ankara Gücü'nü hapsettiler, çıkarmadılar. Dönen topları aldılar, sete yerleştiler, pasla, verkaçlarla yürüdüler. Aslında futbol adına çok güzel şeyler de bize izlettiler. Bir ara hani dedik ya Premier Lig maçı izliyoruz havası da aldık. Bunun baş aktörü de İstanbulspor'da ikinci yarı itibariyle söylüyorum. Tabii öyle olunca oradan puana çok yaklaşıp çeviremeyince ziyadesiyle üzülmüşlerdir. Fatih Hoca'nın da o maçtan sonraki sinirli halini ona yorumlamak lazım. Tabii daha iki takım düşeceği için orası bayağı hareketli ama İstanbulspor burada bir puan almış olsaydı bile çok ciddi bir güç olurdu yani İstanbulspor için kalan maçlarda. Yani berabere bitseydi, 3-3 falan bitseydi ciddi bir güç olabilirdi. Beraberlik de tabii ki direkt hani rakibiniz çünkü yarıştığınız takımla bu puanları paylaşıyorsunuz. İstanbulspor için avantaj olurdu. Evet. Yani yeterli bir sonuç olabilirdi Ankara Gücü deplasmanında beraberlik. Kesinlikle. Ligden düşeceğini düşündüğünüz takımlar kimler? Ya kestiremiyorum. Şu anda İstanbulspor Ümraniye gibi gözüküyor sanki böyle baktığın zaman. Matematiksel olarak da. İkisi de çok ciddi bir şekilde mücadele veriyor. Hem Fatih Hoca hem Recep Hoca. Ama şöyle puan cetveline baktığım zaman hemen. Giresunspor da çok rahat bir konumda değil. Bu arada yani Alanya, Kasımpaşa, Antalya hatta Sivas sıkıntı yaşayabilecek takımlar arasında. Ama daha düşük ihtimal tabii. Şimdi Ümraniyespor düşmeye yakın. Yani en öncelikli adaylardan bir tanesi o. Ama vazgeçerek de oynamıyorlar yani. Evet. Düşmüş takım havasında değil. Kesinlikle. Kesinlikle saygıyı hak ediyorlar, mücadele ediyorlar. Zaman büyük maçlarda da bunu yapıyorlar. Fakat sonuç alma konusunda İstanbulspor kadar becerili değiller. Bence İstanbulspor Fatih Hoca'dan sonra daha iyi sonuç alan bir takım havasına büründü. Ben her şeye rağmen İstanbulspor'a düşecek takım gözüyle bakmıyorum. Yani kurtarabilme ihtimali var İstanbulspor'un. Ama öbür tarafta sen bir Giresunspor'dan bahsettin. Bence Giresunspor da düşme adaylarından bir tanesi. Çünkü evet, bir teknik direktör istikrarı var. Her sezon sıkıntı yaşadıkları bir dönem oluyor. Ondan sonra bir çıkış yapıyorlar falan. Ama bu sezon onu yapabilecekler mi bilmiyorum. Çünkü bulundukları yer de çok sağlıklı bir yer değil. Onun ötesinde hala Ankara Gücü'nün de Kasımpaşa'nın da ben düşme korkusu yaşadığı kanaatindeyim. Ya orada Alanyaspor da var. Alanyaspor da var ama Alanyaspor'un biraz daha yukarıya doğru evrileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa konusunda o kadar rahat olamam. Yani şu anda baktığınız zaman tabii fikstürlerine de çok tabii bir hesap yapmak lazım. Kemal Hoca'nın performansı da belirleyici olur. Yeni bir teknik adam geldi. Bugünkü alacakları sonuç da çok önemli. Evet. Serkan Hoca'nın da tabii. Bu arada Kemal Hoca ve Serkan Hoca. Kasımpaşa ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadele öncesinde detayları alacağız. Sevgili seyirciler, arkadaşımız Furkan Yıldız bizleri bekliyor olacak. İşte Furkan burada. Maça dair detaylar kendisinde. Kerem Can Bulat, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Güneşli, güzel bir cumartesi akşamında futbol severleri de keyifli bir mücadele bekliyor. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımdan notları aktarmaya başlayalım. İki takım açısından da aslında Süper Lig'de bu sezon çok da işler yolunda gitmiyor. Kasımpaşa tarafı Ümraniyespor maçı sonrasında bir teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Selçuk İnan'la yollar ayrıldıktan sonra göreve 3. kez Kasımpaşa'da Kemal Özdeş getirilmişti ve bu akşam Kemal Hoca yaklaşık 4 yıllık aranın ardından yeniden Kasımpaşa taraftarı önüne çıkacak. Hem yeni bir sayfa, iyi bir başlangıç, hem de tabii ki alınacak olan 3 puanla beraber Kasımpaşa düşme hattından biraz olsun uzaklaşmanın hedefleri, planları içerisinde onların Süper Lig'de 29 puanı bulunduğunu da belirtelim. Geçelim konuk ekip Trabzonspor'a. Trabzonspor'sa ligde Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'sa bu sezon çok da umduğunu bulamadı. Şu anda lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde Bordo Maviller ve hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankara Gücü'ne deplasman 3-1 mağlup olarak kupayı da veda etmişti Trabzonspor tarafı. Ankaragücü maçı sonrasında Orhan Ak görevinden istifa ettiğini açıkladı ve bugün Kasımpaşa deplasmanı takımın başında da İhsan Derelioğlu olacak ve iki takımın kadrolarına bakalım. Hemen ev sahibi ekip Kasımpaşa'nın 2 eksiği var. Sadık'la beraber bu akşam Ertuğrul sakatlığından dolayı Trabzonspor maçında forma giyemeyecek ve bu anlamda nasıl bir 11 bekliyoruz? Hemen onu paylaşalım. Ev sahibi ekibin karesinde Günay'ın forma giymesini bekliyoruz. Dörtlü savunmanınsa sağ tarafında Fabiano, sol tarafında Ben Uanes, merkezde Donk ve Papici Loboji. Ortalanda ise üçlü bir diziliş. Eyzerik, Malsa ve Tripan. Onların önünde ise Fal, Münir ve Koyta'nın bugün Trabzonspor karşısında sahada olmalarını bekliyoruz. Konuk ekipte ise kalede Uğurcan'ı göreceğiz. Savunmanın sağ tarafında Larsen, sol tarafında Eren, stoperde Hüseyin'le beraber Densville, merkezde Siopis ve Hamsi, hücumda ise Visca, Abdülkadir, Markovic ve Gomez. Bugün forma giymesini beklediğimiz isimler. Bizler ilerleyen saatlerde yine Kasımpaşa Trabzonspor maçı için detayları aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü tekrardan size bırakalım. Kerem Can Bulat. Bakan Kasapoğlu açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz. Yönünü ve bu gücünü de en güçlü şekilde değerlendirip gençlerimizi hem moral motivasyon açısından hem de onların bu anlamdaki ilgisi, yeteneği açısından inşallah bu süreçte bakanlık olarak tüm paydaşlarımıza destekleyeceğiz. Ben bu anlamda katkıları nedeniyle, tabii burada değerli valilerimiz bizle birlikte, değerli sivil toplum, değerli kurumlar, kuruluşlar bizle beraber, her birine teşekkür ediyorum. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Ve buraya özellikle Kahramanmaraş'ta depremde kaybettiğimiz bir hocamızın adını da veriyoruz. Onu da bu vesileyle rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Bu çalışmamız, kortlarımız ve tabii ki bu süreç gençlerimiz başta olmak üzere bölgemiz için hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun arkadaşlar. Fotoğraf alın çocuklar. Tamam. Bakanın açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bu arada Aston Villa'nın da Forest karşısında Bertrand Traore'nin kaydettiği golle üstünlüğü yakaladığını belirtelim. Bertrand Traoré geçtiğimiz hafta da muhteşem bir gol atmıştı ve takımına maç kazandırmıştı. Başakşehir'de de onu ligin ilk yarısında kiralık olarak izledik. Unai Emery ondan faydalanmak istediğini söyleyince Aston Villa Traoré'yi çağırdı ve hoca da onu değerlendiriyor. Burada da Başakşehir'de enteresan bir şekilde çok fazla bekleneni de verememişti Traoré. Hatta çok da iyi kullanıldığını düşünmüyorum. Yani böyle transferlerde oluyor aslında belli bir potansiyeli olan ama değerlendirilemeyen, onlardan biri olarak hafızamızda yerini alacak. Yani Başakşehir aslında bu anlamda dikkat çekici bir kulüp. Yani gelip potansiyeli olup çok iyi işler yapan oyuncular olduğu gibi verdiğim bu örnekteki futbolcular da yok değil. Ama her şeye rağmen şunu söylemek lazım. Yani Başakşehir daha dingin bir kulüp. Teknik direktör marifetinin fazlasıyla fark edildiği bir kulüp. Baskının az olduğu bir kulüp. Yani bu yönüyle yabancı futbolculara da sanki hitap ediyor gibi geliyorlar. Kerem, potansiyelli oyuncuların da potansiyelini gösterebildiği kulüplerden bir tanesi. Genelde olumlu şeyi çok daha fazla bence karnesi Başakşehir'in. Evet. Oyuncularla ilgili, bünyesine kattığı oyunculara değer katmak anlamında olumlu karnesi herhalde diğer zayıf karnesinden daha fazladır diye düşünüyorum. Newcastle eşitliği yakaladı Brentford karşısında. Dortmund Union Berlin maçı 2-1 oldu. Goller devam ediyor. Bu arada Bayern'in Freiburg karşısında De Ligt'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladığını belirtelim ki eğer maçlar böyle biterse Dortmund kazanmış olmasına rağmen Bayern haftayı tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi lider olarak tamamlayacak. Tottenham Brighton maçında da yine Brighton'ın atakları biraz daha etkili görünüyor ev sahibi ekibe oranla. Ankaragücü İstanbulspor mücadelesinin 3-2 noktalandığını belirtelim. Ligde kalma üzerine de konuştuk. Bu bölümde biraz da zirveyi de aslında değerlendirelim istiyorum. İlk bölümümüzde Trabzonspor'a çok geniş bir yer ayırdık ki bundan sonraki saatlerde de Ulaş Özdemir ve Ahmet Akçan'la alakalı Bordo Mavili ekibe dair değerlendirmelerimiz olacak. Bu hafta Galatasaray bay geçiyor Savaş Çorlu. Kupada da Sarı Kırmızılılar Başakşehir karşısında istediği sonucu alamadı, elendi. Bu durum kulüp içerisinde nasıl yankı uyandırdı? Tabii üzücü yani sonuçta Galatasaray en az bir yarı final hedefliyordu burada. Hep söylediğim bir şey var yani bir yerde bir kupa varsa Galatasaray bunun bir tek ucundan tutmuştur diye genelde. Ama burada istenmeyen bazı olaylardan dolayı bence Galatasaray'da biraz etkilendi. Yani ben bu sezonun herhalde Kerem bilmiyorum sen de katılır mısın bana ama son 3-4 maçın totaline vurduğu zaman en iyi maçlarından bir tanesi oynadı Galatasaray. Kasımpaşa, Adana Demirspor, geriye gidelim böyle önceki maçlarda yani bu sezon en azından şu deprem sonrasında maçların içindeki en değerli toplu en bol pozisyonlu maçlarından bir tanesini oynadı ki saha içinde eleştireceğimiz Nelson'un yokluğu belli olmasına rağmen Kaan Ayhan'ın performansı, sol bekte Kazımcan performansı ama Galatasaray buradan toparlanır mı? Tabii ki toparlanır. Yani kupadan sonuçta ilk kez elenmiyor. Ama öyle bir şey var ki futbolcuların üzerinde Icardi'nin paylaşımı, maçtan sonra soyunmasındaki futbolcuların kendi aralarında yaptığı konuşmalar, hakemlerin bize karşı bu art niyeti neden ya da işte verilmeyen penaltı, ofsayttan doğan gol, ilk goldeki o Serdar'ın kafayla sokup da pozisyona faal vermeyip gelen gol, Mertens'in eline çarptığı gol, uzatma dakikalarında 6 dakika vermesi, 10 tane oyuncu değişikliği var. Oyun 4 kere durmuş, 6 dakika oyuncu değişikliği veriyorsun. Demin o yüzden Özgür Yankaya vurgusunu yaptım yani izlerken maçı burada Tottenham maçında. Ya, Özgür Yankaya maçın hakikaten önüne geçti. Kadir Hoca tamam ama birçok pozisyonda VAR'ı dinledi. VAR'ı dinlemeden de pozisyonlara bakılabiliyor. Fırat Aydınus'un 3-4 gün önce bir açıklaması var. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Beşiktaş maçında keşke vardı Hakan Ceylan'ı dinlemeseydim. Kendim gidip monitörde baksaydım diyor. Bunlar varsa bunları yapabilirsiniz. O bu maçta tamamen Galatasaray'ın kupadan elenmesi güzel maç olmasına rağmen Başakşehir'i kutluyorum ama hakem hatalarından demiyorum. Hakem art niyetlerine rağmen kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu maç unutulur. Önüne bakması lazım Galatasaray'ın. Buradan yönetime çok iş düşüyor. Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkacaklarmış. O maçtan sonra 3 tane sosyal medyada paylaşım yapmışlardı. Lale orta istifa diye. Bana göre federasyona gitmek yeter mi? Yetmez. Şu ana kadar Galatasaray camiası Galatasaray taraftarı bu yönetimin çok fazla arkasında durdu. Sayın Erden Timur'un Adana Demirspor maçından sonra bildiklerimi açıklarsam demişti. Bildiğiniz ne varsa açıklayın diyorum. Bugün 3. kez söylüyorum. Galatasaray camiası bunu bekliyor. Ligde şu anda Galatasaray lider. Maç eksiği var. Bu hafta maç oynamıyor. Fenerbahçe'nin yarım maçı kazanması halinde 6 puan, kaybederse 9 puan. Bunların tabii hesapları yapılacak ama hala şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ve Galatasaray'ın gerçekten de gerçek anlamda da taraftarına, camiasına şu hakem hatalarıyla ilgili çok ciddi bir serzenişi... Brighton 2-1 yaptı bu arada. Devam edeceğiz. Tottenham deplasmanında konuk ekip önde. Danny Welbeck en çok sevinen adam. Golü de muhtemelen o attı. Biz kaçırdık ama şimdi pozisyon görüntüye geliyor. Sağ kanattan gelişen bir atak. Sonrasında Danny Welbeck topla buluşuyor. Sol ayağıyla vuruşunu yapıyor. Bence Hugo Lloris yememesi gereken kötü bir gol yemiş. Ama Danny Welbeck'in de vuruşu gayet iyi. Savunmaya da çarpıyor bu arada Danny Welbeck'in şutu. Orada Lloris'e yaptığım haksızlığı bir tık geri alıyorum. Savunmaya bence değil de, Alexis McAllister'a çarpmış hatta. Acaba bir el teması var mı? Bu arada bu da önemli. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi böyle bir şey? Yani dirseğine vurmuş olabilir ama kapalı. Burada el yok ya. Eğer kol dirseğine vurduysa gibi. Kapalı da olsa gol geçerli böyle, olmuyor evet, hücumda. Evet. Doğru. Böyle bir realite de var. Doğru. VAR kontrolü de şu anda gerçekleştiriliyor. Bana ele bir temas var gibi geldi. İlk başta da pozisyon tekrarına da bakınca sanki kapalı olan dirseği şöyle göstereyim. Bu bölüme top çarpıyor gibi görünüyor. Bakalım ama yanılgılarımız da oluyor. Kavru Mitoma'nın verilmeyen golünde evet, olduğu gibi. Evet, eli işaret etti hakem. Evet. Oyun 1-1'le devam edecek. Tabii buradaki uygulama penaltı uygulamasıyla farklı. Yoksa hani penaltıya dair bir pozisyon olsa penaltı noktası gösterilmezdi bu. Evet, el kapalı burada denir. Ne kadar tabii, temiz. Tam ben bunları konuşurken pozisyonda 2 tane el teması oldu iptal edilen. Hiç itiraz yok. Hakemlerle evet, konuşuyor. O kadar temiz bir şekilde 2 tane pozisyon kimse itiraz edebiliyor mu? Edemiyor. Bu çok barizdi ama. Bir önceki? Bir önceki bence hala şüpheli. İtiraz eden oldu mu? Olmadı. Orada yardımcı... Orada vardı... Yardımcı eğer ilk etapta belki vermeseydi... Bana göre eldi. İlk pozisyon da bana göre. Ben ilk pozisyonda izlediğime göre el var dedim mesela. Ama itiraz yok. VAR'da kim var? Her hafta işte VAR'daki hakem tartışılmıyor. Biz şu anda bakıyoruz yine yarın Karagümrük maçı. VAR'da kim var onları tartışıyoruz. Her hafta hep tartışıyoruz. Bu arada İngiltere'de de tartışılıyor. Ama oyuncular en azından saha içerisinde maksimum seviyede saygıyı gösteriyorlar. Taraftar da, oyuncu da orada başka. Şimdi sistem oturmuş. Bizim burada MHK senede mesela orada VAR tartışılıyor ama... Senede 2 defa, 3 defa merkez değişiyor mu? Yok. Değişmiyor. Bizim böyle yani bir sistemimiz var. Yani VAR'ın geçmişi orada da bizden çok eski değil. Değil tabii ki ama sistem var. Hayır abi yani şimdi orada bu sezon 2. belki 3. bir merkez değişikliğine gidecek. Geçtiğimiz sezona bakalım. Hep böyle biz bir sezonu tamamladığımız son 25 yılda ben geçen baktım 2 tane. Ama işin güzel tarafı şu. Her seferinde değiştirecek bir MHK bulabiliyoruz. Ama hep aynı isimlere dönüyoruz. Bak şimdi buluyoruz ama hep aynı isimlere dönüyoruz. Al ya şurada benim bir sistem vardı. Bir baktım son 25 yılda. Güzel bir haber olur aslında. Son 25 yılda 2 defa çok... var. Nasıl? Sözümü tamamlayamıyorum. 2 sene, 264 günle. Tabii ki güzel haber olur. Uzun bir süre. Şimdi bakıyorsun. Bu arada kenarda büyük bir kavga çıktı. Tam biz buradan bahsederken, tam biz burada güzelliklerden bahsederken. Fiziksel temaslar var. Orada da acayip bir kenarda diyaloglar, fiziksel temaslar, sürtüşmeler söz konusu. Roberto De Zerbi, Brighton menajeri şu anda görüntüye geliyor. O da amiyane tabirle biraz böyle horozlanıyor mu diyeyim, dayılanıyor mu diyeyim İtalyan teknik adam. Ne desem bilemedim onun oradaki tavırlarına. Evet, bakalım bir kart ya da benzeri bir uygulama söz konusu olacak mı? Olayların başlangıcını biz anlayamadık. Evet yani, başlangıcı göremedik. Evet. Oyun akar durumdaydı. Bir anda sağ kenarına döndü kamera ve o noktada bir kalabalık birbiriyle çok yakın temas halinde bir grup yalnız gördük. Burada birilerini arıyorlar bak kart göstermek için. Evet şu anda hakem 4. hakemle diyalog arıyor halinde. Bazı kartlar çıkabilir. Brighton'lı oyuncular da yine. Acaba olayları mı izliyorlar? Hayır, izlemiyorlar. Birisini arıyorlar şu anda. Ha yok, kulübenin önünde. Birisini çağırıyor hatta orada. Kulübeye mi gidiyor? Hakem evet kulübeye doğru gidiyor. Kırmızı kart De Zerbi'ye. Bir kırmızı kart daha. Gülüyorlar. O da sanıyorum Tottenham kulübesine çıktı. Evet, Tottenham Christian Stellini'ye kırmızı kart çıktı. Yanlış anımsamıyorsam Conte'nin de ekibindeydi Stellini. Antonio Conte ile yollar ayrıldıktan sonra devam ediyor. Yardımcısıydı. O da İtalyan, Christian Stellini. Evet, o da İtalyan. Evet. Yani Abdullah Avcı Orhan Ak ekolünden devam etti Tottenham ama orada işler bir tık daha iyi gidiyor yani. En azından onu söyleyebiliriz. Evet, De Zerbi'nin hal ve hareketleri az önce de söylediğim, anlatmaya çalıştığım gibi biraz tuhaftı. Kırmızı kartı gördü. İki İtalyan'ın kavgası bu arada kenarda. Hem Stellini hem De Zerbi. İtalyanlar Tottenham Brighton maçında oyundan atıldılar. Şu anda tünel ekranda oyuncuların sahaya çıkış yaptıkları nokta görüntüye geliyor. Orada hala bir kalabalık var. Stellini sola döndü, De Zerbi sağa döndü. Soyunma odasına doğru gidiyorlar. Premier Lig'de işte sistem oturmuş, şöyledir, böyledir. Bizde de böyle olsa keşke. Derken bir sağ içinde evet, benim garip görüntüler ortaya çıktı. Benim nazarım değdi. Çok hızlı bir şekilde. Arada bu böyle ufak tefek şeyler olabiliyor ama genel itibariyle yok. Tekrardan bu hafta yaşananlara geçecek olursak, Konya, Kasımpaşa, Adana Demirspor maçlarında Galatasaray'ın çok fazla hakem hataları ön plana çıktı. Bu maçta zirve yaptı. Galatasaray yönetimi şu anda mutlaka bir B planı vardır ama Galatasaray yönetiminden daha çok, ben tekrar söylüyorum, Sayın Erden Timur'un o sert Adana Demirspor maçından sonra yaptığı açıklamalarda camianın beklentisi yüksek. Bir de Galatasaray yönetimi pazartesi günü TFF'ye gidecekmiş. Muhtemelen Lale Orta'nın istifasını hemen Başakşehir maçından sonra attıkları tweetlerle 3 tane paylaşım da yaparak gösterdiler. Orada bir kez daha isteyeceklermiş. Aslında Lale Orta'nın istifası çözüm mü? Değil. Baktığın zaman. Değil yani. Lale Orta'nın istifa etmesi. TFF var. TFF'de sistem aynı. Sistem değişmiyor. 8-9 haftalık bir dilim var. Şimdi orada birkaç gündür şunu söylüyorum. Dün yayında da söyledim. Galatasaray'da Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Galatasaray adına yönetim kurulu üyesi orada. Dursun Özbek, Erden Timur'un onayıyla oraya giden. Çünkü kulüpler gönderiyor bunlar oraya yönetici baktığın zaman, seçtiğin zaman. Doğru. Yusuf Güney'in hemen aklıma şu geldi. Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde, Allah rahmet etsin, başkanlık zamanında başkan vekiliydi. Doğru. Ve o dönemde de Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu ile yine aynı MYK hakem atamalarından dolayı tartışıldığı zaman Erdal Bahçıvan vardı. Galatasaray adına yönetim kurulu üyesi orada. Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan yardımcısı, yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu Yusuf Güney yönetimi o zaman Erdal Bahçıvan'ı istifaya davet ediyorlardı. Neden? 19.05'te ceza açıklanmıştı Galatasaray'ın, hatırlayacağımız üzere. Bayağı konuşulmuştu sosyal medyada. Doğru. Ve Erdal Bahçıvan istifa etmişti. Şimdi Yusuf Güney'e bakıyorum, Hamit Altıntop'a bakıyorum. Tabii ki orada bir görevleri var ama görevleri orada Galatasaray'ı savunmak değil, adaletli olmak zorundalar ama Galatasaray'ın haksızlığa uğradığını, hatta Başakşehir maçında ben daha önce de söyledim, maçtan sonra yapmayı da söyledim, doğrandığını açık bir şekilde gördük. Bariz hakem hataları, maç 2-1, verilmeyen penaltı, bir değil 2 tane, Mertens'in golü, uzatmaları, o 6 dakika. Ya bu maçı alsınlar, izlesinler. Baştan sona bir baksınlar. A-Spor'da görüntüler mevcut. A-Spor veriyor işte. Twitter'da da Galatasaray paylaştı. Merkezdesin. Buradan mutlaka verecektir. Yayıncı kuruluştan, çünkü lig maçlarında görüntüleri izleyemiyoruz. Çünkü sosyal medya paylaşım yapılmıyor. Galatasaray'ın Icardi pozisyonuna baksınlar. Ömer Ali Şahin'in pozisyonuna baksınlar. İlk golde o belki kafayı fazla indirmesinden dolayı faul çalmamış olabilir. Ama o kadar çok pozisyon var ki ya. O kadar çok pozisyon var ki yani Özgür Yankaya şu anda rahat mıdır? Çok merak ediyorum yani. Kadir Sağlam ne konuştu? Neler konuştu? Maçın genelinde sen de izledin. Yayıncı konuştuk. Ben sahada izledim. Ben baştan sona Mehmet Özcan'la beraber gerçekten isyanla izledim. Yani özellikle o VAR konuşmalarını. Icardi'nin pozisyonu, şimdi mesela burada ne dedin? Maç pozisyon penaltı. Gol iptal olur dedim, önüne çok. O da çok net bir şekilde Lima'nın pozisyonunu eline çarptığı zaman topun yönü böyle değil. Bu şekilde gidiyor ya. 100 kişiye soralım, o pozisyona penaltı demeyen çıkmaz. 100'ü de penaltı der herhalde. Penaltı değil diyen aşırı böyle fanatik olması lazım ya da görmek istemiyor olması lazım. İşte, hakem fanatik mi diyorsun? VAR hakemi için özellikle. Tamam, VAR hakemi. Önce hakem, sonra VAR hakemi. Herkesin içinde bir fanatiklik vardır. Ama işte o objektifle, ama oraya çıktığınız zaman oranın rengi olmaz. Bana burada diyorlar ki ya sen Galatasaray'ı savunuyorsun, niye Fenerbahçe'yi savunuyorsun? Abi buraya çıktığımız zaman bizim Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ımız Fener olabilir mi? Şimdi bunu söylemek istiyorum. Özgür Yankaya'nın tuttuğu bir takım mutlaka vardır. Ama oraya çıktığı zaman, oraya da o monitörün karşısına geçtiği zaman siyahı, beyazı, sarısı, kırmızısı olmaz ya. Bana burada Fenerbahçe'yi savunduğu zaman diyor ki sen Fenerbahçe'yi niye savunuyorsun? Dün baktım birisi almış, oradan almış, kesmiş. Fenerbahçe'yle niye programa çıkıyorsun? Ahmet Selim'le programa çıkıyormuşum. Bakar mısın olaya? Ahmet Selim Kul benim söylediğimin aynısını söyledi, tekrarladı. Ben diyorum ki Erden Timur'un açıklama yapması lazım. O da dedi ki evet Galatasaray camiası Türkiye. Evet ben onu, vay efendim sen bunu nasıl onaylarsın? Yok ya. Görüşü neyse onu söyleyecek gazeteci. O zaman işte ben burada Özgür Yankaya'yı eleştirebiliyorum. Yani bir kulüp çalışanı değil. Seni de eleştirmişler Savaş ya. Eleştirecek, çok alır mısın? Hayır eleştirecek tabii ki. Eleştirecek ama olsun. Karşı takımda bir partnerimiz var burada ya. Onunla niye yayına çıkıyorsun diyor. Ya onu söylemek istiyorum. Kadir Sağlam'ın takımıyla Özgür Yankaya. Kadir Sağlam'ın tuttuğu takımla Özgür Yankaya'nın tuttuğu takım aynı olabilir mi? Olabilir. Farklı da olabilir. Ama aynı görüşe tabii ki olmayacaklar ama adaletli bir şekilde. Burada Başakşehir maçında ben Galatasaray'ın kupadan yani bir şekilde elendiğini, bir şekilde saf dışı bırakıldığını düşünüyorum. Gördüklerimle. Yani sahada gördüklerimle. Çok net bir şekilde. Şimdi, Galatasaray orada elenmeyi hak edecek bir futbol oynadı ama son 4 maça baktığın zaman en iyi futbolunu oynadı. Okan Hoca'nın yanlış tercihlerine rağmen. Okan Hoca maçtan sonra korktu, konuşmadı. Evet, soru soruldu. Ceza alırım diye korktu. Bence doğru olanı yaptı. Konuşacak kişi varsa yöneticiler konuşacak abi. Çünkü Fatih Hoca'yla... Aslında korkudan ziyade sorumluluk duygusuyla hareket etti demek lazım. Çünkü bir hafta önce PFDK'ya sevk edildi açıklamalarından dolayı. Tamam işte yani hani korku derken sorumluluk yani kişisel bir şey değil. O kavga. Zaman başkaları da sorumluluk alsın. O sorumluluğu yönetenler de alsın. Tamam doğru bir şey yaptığını söylüyorum da hani ben korktu ifadesi yerine sorumluluk duygusuyla hareket ettiği ifadesini tercih ediyorum. Yoksa... Ya ben çekindi diyeyim o zaman. Korktu demiyorum, çekindi diyeyim. Sorumluluk demiyorum. Çünkü sorumluluk bir yere kadar. Fatih Terim sorumluluk almıyor muydu? Ama Fatih Terim ile yönetim arasında Fatih Terim'in basın toplantısındaki soru cevaplara bakalım. Hep mi ben konuşacağım? Ya siz de bir konuşun diyerekten yönetimi kastediyordu. Sonra burada... O da doğru bir şey değil bu arada. Ya tabii ki doğru değil. Yani. Ama şimdi yani onu, aynı şey Okan Hoca için söylüyorum. Kamuoyuyla paylaşmak zorunda değil basınla mesela. Onu yöneticilere söyleyebilir. Biz yani duymak zorunda değiliz. Değil. Paylaşmamalı aslında. Paylaşmamalı ve bunu biz duymak durumunda değiliz. Evet. Yöneticilere pekala diyebilir Fatih Hoca. Aynı yöneticilerin de Selim Soydan'ın bizim yayınımızda Galatasaray'da Fatih Terim'in fazla cezası almasını isteyen insanlar var dedi ya. Yapmayın beni şimdi zorluyorsunuz ama yani. Şimdi Okan Hoca da bir yerde mesela baktı ki bir şeyler olmuyor. Kendisi konuşacak o zaman ceza almak zorunda kalacak. Şimdi, Fatih Terim'i savunmuyor. Fatih Terim'in çok hatası var. Sen Okan Hoca'nın konuşması gerektiğini mi söylemek istiyorsun? Biz seni tam anlayalım Okan Hoca ki. Konuşmamalı. Yönetim konuşmalı. Tamam o zaman. Ama baktı ki yönetim konuşmuyor. Tamam o zaman doğru Okan yapmış Hoca o zaman Okan Hoca. Hayır, bir adım sonrasından bahsediyorum. Yönetim konuşmazsa yine Okan Hoca konuşacak. Aynı Fatih Terim dönemi gibi olacak diyorum. Çünkü diyordu ki. Bu arada işin hani yayıncılık boyutu üzerine de söyleyeyim. Hocanın röportaj vermemesi doğru bir şey değil. Evet. Evet. Vermesi lazım. O ya da bu gerekçeyle. Vermesi lazım. Evet. En azından çıkıp maçı teknik açıdan değerlendirmesi lazım. İşte benim söylediğime geliyor. Hani hakem konusu evet onun hani çekindiği bir konuysa veya korktuğu bir konuysa senin ifadenle o konuda konuşmayabilir. Zaten keşke konuşmasalar teknik direktörler hakemlerle ilgili. Bu mesele bu kadar. Konuşturuyorlar işte ya. Biz de diyoruz ki hiç konuşmayalım diyoruz. Yine geliyoruz aynı yere söylüyoruz. Okan Hoca'nın konuşmaması, yani hakem konuşmaması anlamında, yayıncı kuruluşa konuşmaması anlamında değil. Hakem konuşmaması çünkü konuşsa farklı bir kelime kullanacak ve ceza alacak. Şu anda kalan 8 maçta Galatasaray'ın şampiyonluğuna bakıyorum. Kayseri, Alanyaspor, Karagümrük, İstanbul, Beşiktaş, Sivas, Başakşehir, Ankaragücü ve son hafta Fenerbahçe. Şu şampiyonluk yarışı içinde Okan Hoca'nın alabileceği bir maçlık ceza bile bir anda tabii etkileyebilir takımı. Etkiler, bunu Fatih Terim de yapıldı. O zaman 8 maç, 5 maç. Okan Hoca doğru yapıyor. Okan Hoca doğru yapıyor da Okan Hoca yalnız bırakılmamalı. Okan Hoca'nın karşısındakiler Galatasaray'ı yönetenler savunmalı. Onu demek istiyorum yani Okan Hoca'ya soru soruluyor. Galatasaray yönetimi de senin vermiş olduğun bu mesajı almıştır diye. Almalı. Ben Başakşehir maçından sonra suskun kalınmasına sadece 3 tane tweet'i yeterli bulmadığımı söyledim. Yine söylüyorum. Adana Demirspor maçında Galatasaray maçı kazandı. Sayın Erden Timur dedi ki basın mensupları gelsin buraya açıklama yapacağım. Açıklama yaptı. Güzel de açıklama yaptı. Maçı kazanmasına rağmen kazanılan maçta açıklama yapması çok doğru. Ama ben konuşursam dedikten sonra Galatasaray doğrandı abi bu maçta. Doğrandı yani ve ondan sonra siz konuşmadınız. O zaman da Galatasaray taraftarı diyor ki ben Galatasaray camiası ben de dahil Okan Hoca sessizliğe büründü çünkü ceza alacağım diyor. Bak soruda basın toplantısından bahsediyorum. Tekrar ceza almamak için ben bu konuya girmek istemiyorum diyor. Ben de diyorum ki 8 tane 9 tane maçın şampiyonluk yarışında her biri önemli. Okan Hoca'ya ceza aldırmamak için siz konuşun, siz ceza alın, siz evden de izlersiniz, kafeden de izlersiniz, her yerden izlersiniz. 100 günde ceza alsanız yani. Yönetici ceza aldığı zaman her yerden izler. Ama o teknik heyet aldığı zaman öyle olmaz. Şimdi senin bu mesajını ben aynı zamanda Fenerbahçe yönetimine verilmiş bir mesaj olarak da algılıyorum. Her iki taraf için de geçerli aynı şey ama. Bütün eğer öyleyse tabii ki adam davranışa veya Beşiktaş için de geçerli. Ya saha içinde de bakın bu olaylar Okan Hoca'yı saha içinde de gelecektir. Şimdi bugün son maç Başakşehir maçı Okan Hoca'yı çok yıprattı. Maçtan sonra basın toplantısında sakin kalmayı tercih etti. Şimdi tekrar Kayseri, Alanya bu maçların içinde aynı hakem hataları olursa Okan Hoca'yı da Fatih Terim gibi hakem gelip uzaktan, hatta Fatih Terim'e nasıl yapıyorlardı? Bir 100 metre koşarak gelip kırmızı kart gösteriyorlardı. Bu ortamda gerilmemesi için yönetimin konuşması lazım. Pazartesi günü TFF'ye ziyarete gidiyorlarmış. Gitsinler. Bir de baklava, çikolata falan filan bir şey de alsınlar. Bir dönem Abdurrahim Albayrak da yapmıştı çünkü. Biliyorsun görüntülerde vardır yani, atılacaktır. Bence konuşmak lazım. Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarı, ben de dahil şu anda konuşulmasını bekliyorum. Yani tweet'i ben de atarım. Sen de atarsın. Sosyal medyadan tweet paylaşmak yetmiyor. Ha ne yapmak lazım dersen, yaptırımı çıkıp da istifa etmeniz de, o bildiğiniz, beklediğiniz şeyler varsa onları işte bildiğimiz diyorsunuz ya. Zamanında Abdurrahim Albayrak yapmadı bunu. Bir dönem Aziz Yıldırım da yapıyordu. Madem o tarafa geçtik, orada söyleyeyim. Çıkıyordu, konuşuyordu. Ben Erdem Timur yapacak mı? Yapma ihtimali var mı? Yapmalı diyorum ben. Yapma ihtimali değil. Yapmalı çünkü camiaya bunu basın toplantısında. Tamam. Yapmalı tabii ki. Yapmalı. Bunu söyledin çünkü sen yani. O bunu yapmayacak. Biz de tartışacağız burada bu. Yani bu da muhtemel bir senaryodur. Belki de pazartesi günü TFF'ye ziyaretten sonra yapacaktır. Galatasaray'ın oyununa gelecek olursak, Savaş Çorlu'nun iyi bir performansı olduğunu düşündüğünü hatalara rağmen. Yani o kadro tercihinde Okan Hoca'yı eleştiriyorum. Çünkü bay haftasında bile bu kadar rotasyon yapıyorsun ama oyun anlamında Galatasaray öne geçmeyi başardı. Oyun anlamında genelde baktığında evet, bir iki performans hata vardı ama ben oyunu beğendim yani. Katılıyor musun Ayrı Başar? Gelişim gördün mü Galatasaray'da son maçlara göre? İyiydi Galatasaray. Ben de kötü diyemem ama iyi bir rakiple de oynadı. Yani Başakşehir'i hani bu hakem hatalarını filan bir kenara bırakarak söylersek ya Başakşehir bu turu hak etmedi de diyemeyiz. Çünkü Başakşehir de son derece akıllı oynadı. Yani bitirici noktalarda etkili oldu Emre Belözoğlu'nun takımı. Oradan bakmak gerekiyor. Galatasaray'da daha sallantılı bir dönem vardı oyun olarak. Bu arada penaltı geliyor Tottenham Brighton maçında. Bugün çok VAR'a gittiler. VAR'ı var mı bakalım? Yani bakın, geliyor dediğim bence geliyor. Yanılıyor da olabilirim. Ama yanılmadığımı düşünüyorum. Tekrarı da gördükten sonra. Kaoru Mitoma yerde kaldı Tottenham ceza alanında. Oyun devam ediyor. Acaba oyun hiç durmadı mı? Bence durmadı Kerem. Oyun durmuş ama VAR'a gidilmemiş. Ercan Şimşek editörümüz aktarıyor ve şu ifadeyi de kullandı. Biz de şoktayız dedi. Sen burada çünkü genel ben kolay kolay yanılmazsın. Ben açık de söyleyeyim çünkü pozisyonu gördüm. Çok abi, net bir ayağa basma benim var. Nazarım değdi. Acaba öncesinde bir problem mi var diye insan düşünüyor. Bir offside ya da benzeri bir durum. Belki önce Brighton tarafından yapılmış bir faul söz konusu olabilir mi bilmiyorum ama. Orada da MHK'da bir problem var. Abi MHK değil de ben Brighton taraftarı olsam bugün çıldırırdım. İlk pozisyonları demiştim, hatırlıyor musun? Vardı acaba Özgür Yankaya mı var demiştim. Şimdi gerçekten de hoş baktığın zaman 3. pozisyon mu oldu, 4. pozisyon mu oldu? Aslında şu izlediğimiz karşılaşma dünyada bu tür şeylerin sadece bize özgü olmadığını ve bize kesinlikle olmadığını da gösteriyor. Bu Premier Lig'de de fazlasıyla oluyor. Evet. Ama o tartışmaların belki neticesini daha medeni bir şekilde hani sonuca bağlıyorlar, ondan olabilir. Yoksa mesela az önce örnekler verdik, işte teknik heyetler arasında, kulübeler arasında kavga. Biz Türkiye'de teknik direktörlerin birbirlerinin kravatına sarıldığını falan görmedik. Bu arada bu maçta yani önemi de şu, Tottenham 5. Brighton 6. Tottenham zaten ilk 4 için çok güçlü bir aday. Şampiyonlar Ligi kovalıyorlar. Çok güçlü dediğim yani United ve Newcastle'a göre kesinlikle gerideler ama ihtimalleri var. Brighton'da kazanıp bir şekilde bir mucizevi süreç yaşatmak istiyor taraftarına. Bu anlamda da çok önemli bir maç. Verilmeyen gol var, üstüne konuşulacak penaltı pozisyonu var ve Tottenham'ın şimdi bir baskısı söz konusu. Yalnız tekrarını da göremedik bir daha. Burada Savaş Çorlu'nun bakış açısına göre acaba Brighton'ın yükselmesinden rahatsız olan birileri olabilir mi Savaş Çorlu? Kesin olmalı. Yıllardır burada yükselişinden rahatsız olanları var yani. Neden olur bilmiyorum ama 3 tane gerçekten maşallah dedik. Evet. Yani Bir şey diyemiyorum ya. Sen bile çünkü yanıldın yani. Orada pozisyonun hiç tekrarını göstermeye gerek yok. Net bir penaltı gerçekten. Ben net penaltı gördüm. Rejiden de maçı takip ediyorlar. Biz de izlediğimiz için kaçırdığımız noktalar olabiliyor, sohbet esnasında hatırlatıyorlar arkadaşlarımız. Ercan da açıkçası şokta izleyince ben daha da emin oldum. Biz konuşurken acaba kaçırdı mı? Bizde olsa mesela 2-3 kere gösterip ya da gösterilmiyordu. Ben ikinci pozisyonun sonra tekrarını görmedim. Biz acaba kaçırdık mı yani tekrarlarını? Yani ben bir kere gördüm. Bir kere işte sadece... bir daha geliyor görüntüye. Ayağına basıyor. Bu penaltının yalnız ağababası derler. Bir daha bakalım. Bir daha geliyor. Mitoma'nın pozisyonu. Abi, ayağı çok net basılıyor. Evet, acayip hakikaten basmış. Acayip. Acaba top sekerken arkadaşlarıma da sorayım. Bir ele kola çarpma mı var? Maçın var hakemi ki buna bakmak lazım. Abi. Hemen bakıyorum. Bakmak lazım abi. Buradan falan gitmiş olabilir mi acaba? Hemen yani hakem pozisyona yakın mı? Hakem yakın pozisyona yani. Çok yakın. Yakın olduğu için var muhtemelen hakem gördü, değerlendirdi, vermedi diye düşünmüş olmalı. Ama yani Brighton hak ediyor bu maçı Kerem. Evet. Brighton taraftarı şu anda diyor ki bu VAR kayıtları açıklansın diyecekler maçtan sonra. Brighton galibiyeti hala gelebilir. Yani bilmiyorum sonuç ne olur bilmiyorum ama VAR kayıtları açıklansın diye bir kampanya başlatılabilir orada da. Son bölüme doğru artık mücadelelerde gidiyoruz. Orada da 76. dakikaya geldik. Çünkü Kerem de objektiftir. O birinci pozisyonda ben mesela iptal olabileceğini düşünmüştüm. Ama şurada daha ben pozisyonu görmeden Kerem işte yani bunun şeyi yok. Çok net görmüş Kerem ve çok da net. O yüzden dedim ya daha pozisyonu görür görmez hayır dedi bu dedi penaltı. Bu tip durumlarda ama o penaltılar verilmeyince ben hep kendime şunu soruyorum. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Evet, o şüpheye düşüyor insan. Yani hani böyle bir hatanın üstüne net hata diye konuşulan birçok pozisyon aslında gri. Biz de belki bu hataya bazen düşüyor olabiliriz. Gri pozisyonlarla alakalı da çok net ifadeler kullanmak doğru değil bence. Doğru değil çünkü pozisyonu birçok boyutuyla değerlendirmek lazım. Yani tek bir boyutuyla ya da tek bir bakış açısıyla ele alınca yanılabiliyor insan. Fakat burada sanki o yok gibi Kerem. Çünkü... Evet. Ya basıyor ayağı. Yo, çok net ya. Bayağı da böyle darbeli basıyor. Hani bastı çektiği durumu da yok sanki ve ayağına basılan oyuncunun da ben canının yandığını düşünüyorum. Evet. Yani o basma can yakar. Fakat hakem görmek istememiş demek. Pozisyona yakın. Ya burada da oluyor. Ama dediği gibi Kerem'in Brighton her an her şey yapabilir. Kaçıncı ya bu arada sıralamada? Sen bir de maça başla. Brighton 6. Tottenham 5. Çok önemli bir maç. Maça başlarken, biz daha yayına başlarken de söyledin sen. Brighton dedim çok önemli işler yapılıyor. Çok güzel futbol oynuyor. Yani. Gerideyken de geri dönebilir, kazanabilir dedik. Ve şu ana kadarki oyunları mahcup etmedi. Kerem sen orayı çok yakından takip. Bu maçın sonucuna göre bu pozisyonlar ne kadar konuşulur orada? Ben senden rica ederim. %100 ciddi anlamda konuşuluyor. Bugün, bu pozisyon mesela çok net. Ama şöyle mesela programlarda hakem yorumcuları da var. Bazı kurumların, özellikle büyük medya kuruluşlarının hakem yorumcuları da çıkıp üstüne konuşuyor. Çok fazla kulüpler arasında bir diyalog söz konusu olmuyor. İşte kenarda zaman zaman yaşanabiliyor. Bugün gördük bir örneğini. Gündeme gelmez mesela orada. Yok bu kadar. Gündeme gelmez. Tabii yani bir hata üstüne orada zaten bu kadar değişmiyor ki. Sezonda MHK tamamlıyor bir defa. O başka bir şey ama yani pozisyon, hata, skandal olmuyor mu? Oluyor. Bizim gibi tartışmıyorlar. Ya bir defa şu var, sistem var ya mesela taraftarlara bak mesela. Taraftarlar mesela oturduğu yerde izliyor, o isyanı yok, o kızgınlığı yok. Ama maçtan sonra ben şu pozisyonu çok böyle biterse konuşulur mu? Ya da Tottenham gol atarsa konuşuluyor. Mesela evet. Çok ağır ifadeler kullanılacaktır hakem hakkında bence. Hı. Fakat iş şeye gelmeyecektir yani. MHK bize karşı art niyetli işte bizi dördüncülükten beşinciliğe üçüncülüğe çıkarmadı veya... altıncılıktan beşinciliğe gibi tartışılmayacaktır orada. Ya orada tartışılmaz çünkü şu var. Listeyi burada tekrar çıkaracağım şimdi. Yani bir sezonda ya da son 20 sezonda. Eyvah seni tekrar o olayın içerisine sokmak istemem. Tekrardan çıkalım onu oradan. Şöyle, son bu arada 3-4 dakikamız. Hayır abi şunu söyleyeyim. Galatasaray sahaya gelsin. Hayır abi Sabri Çelik mesela orada bir MHK başkanı inan bilmediğinden soruyorum. 3 kere gider mi mesela son 10 senede gidip gelir mi? Ya da MHK başkanı görev bıraktıktan sonra gözlemci olur mu, temsilci olur mu? Ya da MHK listesinde o 6-7 kişilik listesinde... Kerem. Gol oldu. Harry Kane attı. Tottenham Brighton karşısında 2-1 önde. her şey, bütün planlar Tottenham'ın kazanması üzerine kuruluydu. Mücadelede hakemlerin tavrı bunu söylüyor. Harry Kane attı. Skor 2-1'e geldi. Diğer maçlara da hızlıca bir göz atalım. Ankaragücü 3, İstanbulspor 2, Augsburg 1, Köln 3, Dortmund 2, Union Berlin 1, Freiburg 0, Bayern 1, Leverkusen 3, Frankfurt 1, Mainz 2, Werder Bremen 2. Acayip güzel bir gol attı Harry Kane. Sağ çaprazdan gelişen atakta top penaltı noktasına doğru çevrildi. Asisti yapan oyuncu da Pierre-Emil Højbjerg. Onun pasında çok düzgün, topun geldiği noktaya doğru değil, diğer köşeye, uzak köşeye doğru Harry Kane sağ ayağının içiyle çok sert bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi. Harry Kane'i çok kötü bir şekilde unutturmuşlar arkada yani. Bırakmışlar. Evet. 5 kişi bir adamın peşinde orada. Harry Kane arkada bomboş. Yani... İşte merkezden bir koşu yaptığı zaman santrfor, markaj altında değilse ve Harry Kane ise bu santrforun adı atıyor. Yani şöyle iki çok tane pozisyon vurdu. Gelsin. Tabii, iki ya... pozisyon, iki demeyelim de 4 pozisyonun 3,5'unu atar. Ama... Bir modern futbol golü aynı zamanda Kerem. Evet, bak, dikkat edersen hani oradan çizgiye ineyim, topu yüksek kaldırayım, kafaya orta yapayım düşüncesi değil. Boştaki adama. Sen penaltı noktası dedin ama aslında şeye 18 çizgisine doğru, evet. 18 çizgisine doğru bir de temas var yalnız. Harry Kane çok güzel vuruyor. Evet. Tarif ettiğin gibi. Galiba savunmaya içiyle da çarpıyor. Çok küçük bir çarpma var galiba. Çarpıyor. Çarpmasa da gol olurdu. Gol olurdu, doğru. Çarpınca kalecinin kurtarma ihtimali sıfıra indi. Top tam köşeye gitti ve Tottenham'ın 2-1'lik üstünlüğü var. Brighton taraftarları rahatsız bugün yaşananlardan. Bakalım bu maçın yankıları nasıl olacak, neler olacak takip edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka Brighton beraberlik golü için artık yüklenecek. Evan Ferguson genç oyuncu da oyuna dahil oldu. Zaman zaman sürpriz golleri var. Bu maçın sonunda daha fazla aksiyon izleyebilirmişiz gibi geliyor bana. Yani Brighton'a biz de üzüldük. Evet. Bugünkü oyun, yaşanılan pozisyonlar, verilmeyen penaltıları puanı değil, bence galibiyeti hak ediyorlar şu dakikaya kadar. Evet. Galatasaray-Başakşehir maçı gibi bir maç oldu. 2 tane dışarıda kırmızı kart var. Yani baktığın zaman. Burada var mı kırmızı kart? Hocalar atıldı ya. Hocalar, tamam. 2 tane kırmızı kart dışarıda. Verilmeyen, iptal olan goller. Verilmeyen penaltı. Son bölüm epey heyecanlı geçecek. Biz yine tekrar dönelim konumuza. Galatasaray üstüne konuşuyorduk. Sadece 2 dakikamız var Hayri Beşer. Bu haftayı da bay geçiyor Sarı Kırmızılılar. Yeni haftaya nasıl kazanımlar elde edilmiş olabilir? Bence iyi olur Galatasaray için. Yani şu kupa maçının tartışması, oradan düşen bir gölge var. Moraller de bozuk. Yani Galatasaray camiası sanki biraz hakem hatalarına fazla odaklı şu süreçte. Bir tedirginlik var. Lig dizayn edildiği düşüncesi hakim bence camiaya. Lig dizayn ediliyor daha doğrusu. Bence oradan kurtulmalı Galatasaray. Nihayetinde Adana Demirspor maçında da tartışmalı pozisyonlar oldu ve Galatasaray o maçı kazanabildi. Hatta Adana Demirspor'un da iyi bir performans sergilediğini göz ardı etmeyelim. Galatasaray'ın önünde yine bence zor diyebileceğimiz maçlar olacak. Kayserispor maçında çok kolay olacağını düşünmüyorum. Ama Galatasaray kadro kalitesi itibariyle şayet lige odaklanırsa bu işi götürür diye düşünüyorum. Ama saha dışına odaklanırsa o Galatasaray'ın lehine değil, bence aleyhine olur. Saha için odaklanacaktır. Saha dışına odaklanması gereken yönetim tabii ki, bunu da belirtelim. Abdülkerim Bardakçı'yı hiç konuşamadık. Onun bir sakatlığı vardı. Çok merak ediliyor. Kısa, evet. Kayserispor maçında sahada olacaktır. Herhangi geçecek diyorsun. Evet. Pazartesi, salı günü takımla beraber çalışmaya başlıyor. Şimdi hesaplar yapılıyor. Kaan Ayhan, Nelson olur mu diye. Abdülkerim Bardakçı Kayserispor maçında sahadaki yerini alacak. Abdülkerim'le Nelson'u izleyeceğiz o zaman. Evet, aynen. Hafta içinde bir sakatlık olmasa ki olmasın. Abdülkerim, Nelson Kayseri maçında yerini alacaklar beraber yine. Çok teşekkür ediyorum Savaş Çorlu, Hayri Beşer. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Sevgili seyirciler, bu bölüme noktayı koyuyoruz maç gününde. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Az sonra Ahmet Akçan ve Ulaş Özdemir bizlerle birlikte olacak. Kendileriyle de Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında oynayacağı maça kadar tempolu bir yayın gerçekleştireceğiz. Az sonra birlikteyiz. Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Ulaş Özdemir ve Ahmet Akçan bizlerle birlikte. Yaklaşık 1,5 saatlik bir süremiz var. Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında oynayacağı maç üzerine konuşacağız. Bordo Mavili takımda teknik direktör tercihi ne olur, ne olmalı? Bunun üzerine de konuklarımızın görüşlerini alacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem. Nasılsın? İyidir. Her şey yolunda. Brighton'ın mağlup olmasına üzüldüm. Yani çok bir hakem faciası yaşandı herhalde. Evet. Çok böyle Premier Lig'de görmeye alışık olmadığımız bir durum. İki hoca da atıldı bu arada. Atıldı, evet. Sonra herhalde Brighton'ın bir golü verilmedi. Evet. Yani kırmızı kartlar, verilmeyen penaltılar. Bu akşam aslında Erman Toroğlu'nun akşamıydı. Evet. Yani Sky Spor'da. Sky Sports'un Erman Toroğlu'su kimse bugün bir fazla mesai yapacak bu maçın ardından. Pozisyonlar da çok fazla internette de düştü. Çok üstüne de insanlar konuşuyor. Özellikle Mitoma'nın yerde kaldığı bir an var ki gördünüz mü onu bilmiyorum. Üzerine epey konuşulur. Bizim burada yaptığımız hakem tartışmalarının çok ötesinde pozisyonlar gördük Brighton'ın Tottenham deplasmanında kaybettiği maçta. Ya ben görmedim, yoldaydım ama dinledim. Öngörülerinizin hepsi doğru çıktı. Tebrik ederim. Brighton kazanır dedik. Tabii programa gelirken de büyük bir korkuyla geldim sevgili Kerem. Program partnerimin Ulaş olduğunu duyunca, çünkü son maçtan sonra çok gergin görmüştüm onu. Yani bu kadar gergin bir Ulaş'ın 2-3 gün içinde sakinleşmesi zor diyordum. Bir ama Trabzon havası alıp geldik hocam. Ama şöyle, Trabzonların klasik yapısında vardır o. Bir anlık parlarız, söneriz hocam. 5 dakika sonra, 5 dakika sonra sönerler. Yönetmenimden rica edeyim. Eğer Jimmy alırsa bizi, Ahmet Hoca'ya o pozisyonu göstermek istiyorum. Hocadan da bir yorum almak istiyorum. Hocam pozisyon bu. Şöyle size ben de göstereyim. Tamam. Görüyorsunuz. Görmedim. Bir kez daha bakalım. Geldi. Ayağa çok net bir basma var. VAR'dan müdahale gelmedi. Neden gelmemiş olabilir? Bence Türkiye Ligi'ni bıraktık. Özgür Yankaya mı var acaba? Lig'deki hakemleri konuşuyoruz. Ben tam göremedim baba. Bir daha bak, izledim bir kez daha. Da. Şöyle bir göstereyim sana. Kesinlikle penaltı. Acaba burada hani ayağı doğal konumda mı, ayağı basarken yok, onun ayağının altına, ucunun altına mı geldi diye. Yani ceza sahası. Yani bunun doğal konumu yok. Evet. Sizin hele bu tür ikili mücadelelerde yaptığınız bütün hareketlerden sorumlu olduğunuzu bilmeniz lazım. İstemeden de olsa o tür net ayağa basma, tabanla ki güç transferi bile var. Rakip futbolcunun düşmesine de neden oluyor. Belki burada hakemle ilgili de biz maçı izlerken hocam biraz ağır konuştuk. Hak etmiş mi yani bu kararın ardından? Ya hak etmiş mi? Şimdi ben konuya iki açıdan bakıyorum. Bunlardan bir tanesi eğitimcilik açısından. Evet. Yani geleceğin daha güzel futbolu olsun diye biraz daha yumuşak geçmeyi tercih ederim. Ama bir de adaletten bahsediyoruz. Haktan, hukuktan bahsediyoruz. Yarışmacılık yönünden de baktığınızda rakibin yaptığı bu tür hataların kesinlikle affedilmeden cezalandırılması lazım. Ben ikincisinden yanayım. Yani hafta içi eğiticilik, yumuşaklık, hafta sonu da bütün gerçeğiyle profesyonellik, yarışmacılık. O yüzden hakemler performansı iyi olmadığı zaman ödülü aldıkları kadar yeri gelince bekleyerek cezayı da alabiliyor olmaları lazım. Çok böyle alışık değiliz Premier Lig'de hakem tartışmalarına aslında da. Aslında oluyor biliyor musun? Evet, oluyor. Bizim kadar üzerine konuşmuyorlar ama bu sezon özellikle ilk devrede olan birçok pozisyon bence bizim ligde konuştuğumuz pozisyonlardan bile daha acayipti. Evet. Orada mevzu şu, bizdekinden farklı olarak hocalar ve yöneticiler hakemle alakalı konuşamıyorlar. Konuştukları anda çok ciddi yaptırımlar var. Böyle bir sıkıntı. Şimdi ya da bakın, sıkıntıdan ziyade daha doğru olan mı? Bence daha doğru. Bunun bence başlangıcı NBA ile oldu. Yani Amerika'da NBA'in öyle katı kuralları var ki marka değerini koruma ve geliştirme adına Premier Lig'de bundan direkt etkilenen ve bu uygulamaları uygulayan bir kulüpler birliğine sahip, bir profesyonel kulüpler yapısına sahip. Bence bunun net bir şekilde böyle olması lazım. Hatta ben ilginç olsun diye şöyle söyleyeyim. Almanya'da kursu bitirip diplomamı aldığımda Futbol Federasyonu'ndan bana evraklar geldiğinde bir de sözleşme vardı orada. O sözleşmede şöyle bir madde vardı. Alman Futbol Federasyonu veya futbolun kendiyle, hakemlerle ilgili yapacağım her türlü olumsuz açıklamadan verilecek cezaları kabullendiğimi imzalamam gereken bir madde vardı. Yani daha baştan tedbirlerini alıyor onlar. sevgili Ulaş? Şimdi bizim ligin marka değeri olmadığı için olmayan bir marka değeri üzerinden aslında yorum yapmak, değil mi hocam? Çok böyle gerçekçi durmuyor. Çünkü yöneticiler konuşuyor, başkanlar konuşuyor, teknik adamlar konuşuyor, oyuncular konuşuyor. Herkes konuşuyor. Bir kural yok. Kural koyuyorsun, 2 ay sonra kaldırıyorsun. Koyduğun kuralı ya da uygulayamıyorsun, uygulatamıyorsun. Evet. Şimdi Premier Lig'de, Bundesliga'yla, işte Serie A'yla kıyas kabul etmiyor bizim lig yani. Mümkün değil. Ancak kendimize konuşup kendimize değerlendiriyoruz. Biz bizeyiz yani. Bu bizim ligi merak edip izleyen Avrupa'da acaba var mı birileri? Çok sanmıyorum. Belki. Yani illaki oynayanlar vardır, onun dışında yoktur. Yani. Bizde de izlesinler ister miyiz? Bizim de marka değerimiz olsun ister miyiz? Elbette isteriz hocam. İstersek da, o zaman bence bunu yapabiliriz. Çok zor hocam. Bir eğitimci olarak böyle çok kısa bir öngörü. Ya şurada dünyada yapamayacağımız bir şey yoktur. Şurada izliyorsun şeyi, Premier Ligi. Yani onların oynadığı oyuna yetişmemiz mümkün değil. Bugün Bahattin Duran'ın sevgili Mehmet Ayan'a verdiği bir röportaj vardı. Biraz baktım ona. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi maçını yönetiyor. Barcelona ile bir takım, hangisi tam şimdi hatırlayamadım. Topun oyunda kalmadığı süre yok. Yani top hep oyunda, bir o kalede, bu kalede ve özellikle Barcelona'nın atakları. Bu da Barcelona'nın olduğu tarafta, Barcelona'nın atak yaptığı tarafta maçı yönetiyor ve top diyor hiç durmadı diyor. Ve ben 25. dakikada bittim diyor. Oradan Cüneyt Çakır'a söyledim diyor kulaklıktan, hocam biraz oyunu dinlendir. O da diyor ne oldu, ben bittim diyor. Ben de orada bir şey yaptım yani, böyle bir kinayeli bir şey yazdım ona. Peki Ziya, çok net bir soru. Dünyanın başka bir yerinde yardımcı hakeme, orta hakeme, hocam ben yoruldum şu tempoyu biraz düşür der mi ya? Dedim ya, topun oyunda kalmamasını istiyorsun dinlenmek için ama 4 sezon önce Fenerbahçe-Trabzonspor maçında topu oyuna sokmayı biliyordun. Son dakikada biliyorsun, Trabzonspor 1-0 öndeyken 1-1 bitti o maç. Hakemlerimiz de aynı yani, değişmiyor. Şimdi bu ligde mesela dikkat edersen, hocam da bilir, Kerem sen zaten hani hepimiz izliyoruz. 55'ten sonra hemen hemen bütün takımlar oyundan düşüyor. Ama evet, orada düşmüyor. 90+12'de dahi aynı tempoyla devam ediyorlar. Antrenmanları başka yapıyorlar. Oyuncular da başka bu arada. Başka, zaten o fiziksel dayanıklılığı üst düzeyde olan oyuncuları tercih ediyorlar. Tabii. Şimdi yaşamdaki bir gerçek şudur. Toplumunuzun yapısı neyse bütün sektörlerde o yapıya uygun bir kesittir sadece. Yani genel yapımız neyse futbolcumuz da odur, hakemimiz de odur, hocamız da odur, biz de yöneticimiz de odur. Yorumcuları da odur. Aynen, taraftarı da odur. Yani biz fiziksel olarak bizden daha iyiler, tempo olarak bizden daha iyiler, temaslı oyunda sürekli varlar ve oyun zekaları bizden daha yüksek. Ha bizde de var oyun zekası yüksek oyuncular ama o kötülerin arasında kaybolup gidiyorlar maalesef. Bakın çok yüksek 11 tane oyun zekasına sahip olan oyuncunun aynı anda sahada olması demek, o oyunun da çok yüksek bir zeka ile oynanacağı anlamına gelmez tabii ki hocam. Önemli olan o yüksek 11 tane zekayı birleştirip tek bir zeka yapabilmek. Evet işte. Birlikte düşünüp birlikte uygulamayı başarabilmek. İşte Harry Kane'i yani görüyorsun Tottenham'da yani. Tartışmaya gerek var mı? Veya Benzema'yı. Kaç? 35-36 var. Ama onlar tabii çok üst düzey oyuncu. Hayır şöyle yani, o yaşta dahi o performansı ve oyun zekasını ortaya koyabiliyor. Koyuyorlar evet. Böyle de bir realite var. Öyle de bir realite var yani. Zekayı o yaşta ortaya koymak daha kolaydır. O yaş, tecrübe. O yaşta tecrübe. O zeka bir de tamamıyla oynadığınız 15-20 sene içinde sizin bütün edindiğiniz o deneyimleri de sahaya yansıtma imkanını veriyor size. Evet. Gençlerde o deneyim yoktur. O yüzden gençlikte o biraz daha azdır. Yani fiziksel performans ne kadar düşerse zihinsel performans da o yaşlarda o kadar artar. Sevgili seyirciler, Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında olacak. Yaklaşık 20 dakika içerisinde Bordo Mavililerin ve Kasımpaşa'nın 11'leri de açıklanacak ama biz biraz teknik direktör meselesi üzerinden de konuşalım istiyorum. Ahmet Hocam, Sergen Yalçın'ın adı son dönemde ciddi anlamda ön plana çıktı Trabzonspor'da. İsabetli bir tercih olur mu Sergen Hoca? Şimdi evet, bu genel bir çözüm bekleyen önemli konu Trabzon'da. Tabii bugünkü maçı ve İhsan Derelioğlu'nu ayrı konuşacağız. Ben isimleri konuşmadan önce bir teknik direktörde olması gereken özelliklerin, kriterlerin daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğinden yanayım. Şimdi günümüz teknik direktör profilleri de tamamıyla eskiye göre değişti. Eskiden ya yarışmacı olurdunuz ya da eğitici olurdunuz. Ama şimdi hem eğitici olmanız lazım hem de yarışmacı olmanız lazım. Hatta o eğiticilik içinde hem futbolcuların bireysel performanslarını yükseltmek için bireysel eğiticiliğin hem de takım oyununun daha etkili olması adına o oyunun da geliştiricisi, eğiticisi olmanız lazım. Beklentiler tabii ki çok yüksek ama teknik direktörlerin daha geniş ekiplerle çalışma imkanı da var. Bu da onlar için büyük bir avantaj. Şimdi Trabzon'un bence teknik direktör konusunda önce şu kararı veriyor olması lazım. Bir giriş yaptım. Hem eğitici olmalı hem de yarışmacı olmalı. Trabzon bir teknik direktörle uzun vadeli çalışabilecek bir yapıya sahip mi? Yani belki sen de hocalık yaptın orada hocam sence? Şöyle biraz zor, şöyle zor. Teknik direktör camia, bakın camia taraftar ilişkilerinin biraz bozulmaya yüz tuttuğu bir dönemde bunun gerçekleşmesi çok kolay değil. Dolayısıyla iki tarafında örtüşeceği, birlikte yaşayabilecek, birlikte eğlenebilecek, birlikte çalışabilecek ve oynayabilecek bir ortamı yaratmak lazım. Çünkü Trabzon camiasının, taraftarının en büyük beklentisi şu: takımla bir arada olmak istiyor. Geçmiş dönemdeki en büyük şikayeti de takımdan çok kopuk olmalarıydı. Takımın, hocaların, futbolcuların onlarla iç içe olmamalarıydı. Ben bu konuyu son derece önemsiyorum. Şimdi Sergen Hoca uzun vadeli bir çalışmaya çok uygun biri mi? Bunu düşünmek lazım. Yoksa kısa vadede Sergen Hoca'nın ben oraya çok şey katacağını kesinlikle inanıyorum. Yarışmacı hoca olarak eğiticiliği biraz da onun ekibindeki diğer hocaların üstlenmesi lazım. Kısa vadede takımı çok iyi yarıştıracağından eminim. Ama Sergen Hoca da daha uzun süre orada kalmayı hedefleyerek bence Trabzon'a gidiyor olmalı. Yani şu da olabilir, denir ki ya hiç sorun değil, futbolun gerçeği bu, sadece bir senelik bir sözleşme yapılsın. Olmuyorsa değiştirebiliriz. Ben bu çözümün çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü futbol sadece bir sezon elde edilecek şampiyonlukla izah edilebilecek bir konu değil. Hele hele Trabzon'da hiç değil. Çünkü Trabzon'un futbolu olan tutkusunu biliyoruz. Çocuğundan en büyük kadınına kadar, en büyük anneannesine kadar, babaannesine kadar. Hepsine kadar. Diğer taraftan orada var olan yetenekleri biliyorum. Bu yetenekleri kısa vadeli görür de onlara katkı sağlamazsanız Trabzon'da futbola ihanet etmiş olursunuz. O yüzden bence Trabzon uzun vadede hem kendi bünyesinden gelen gençlerin eğitimine, yarışmacılığa hiç yarışmacılıktan taviz vermeden de üst düzey bir yarışmaya önem vermesi lazım. Sergen Hoca'daki bu birlikte çalışmayı iki tarafta kabulleniyorsa niye olmasın? Ama iki tarafta çok taviz verecek bir yapıya sahip değil. O yüzden bu taviz vermeyen yapı içinde ekip çalışmasını da bir araya getirmek kolay olmayabilir. Trabzon neyi seçecek göreceğiz. Ulaş Özdemir, nereye gidiyor Trabzonspor'da teknik direktör meselesi? Neye ihtiyacı olduğuna karar verecek önce Trabzonspor. Yarışacağım mı yoksa yeniden mi yapılanacağım? Bence en doğru sorular bunlar ikisi. Eğer yarışacaksa hocamın dediği gibi. Ama hocam ikisini birden seçmek zorunda. Şuraya geleceğim. Yapılanarak da yarışabilirsin tabii hocam. Ama tabii, yani yarışın içerisinde ne kadar başarılı olabilirsin o ayrı bir soru. Yapılanarak yarışmak bence daha doğru. Neden? Çünkü o zaman kredibiliten daha fazla oluyor yönetimsel olarak. Diğer türlü yarışacağım dersen sadece o zaman kredibiliten azalıyor. Çünkü yarışamadığın zaman camiada sana verdiğin sözleri tutmadın diyerek tepki gösterir ve yıpranmaya başlarsın. Ama yapılanarak yarışacağım dediğin zaman daha doğru bir organizasyonu kurarsın. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan yapılanarak yarışacağım diyor. Yani üreterek yarışacağım diyor. Tabii üreterek yarışmanın içerisinde aynı zamanda ürettiklerimi yarışın içerisine dahil edip bir de satacağım. Hı hı. Çünkü mevcut şu andaki şartlarda çok sponsorlar artık bulamıyorsun. Haliyle oyuncu satışları senin için en büyük gelir kaynağı olacak. Trabzonspor bunu yaptı. Yapabilecek de bence ham maddeye sahip bölgede. Çünkü tam bir merkezde, bir tarafında Gürcistan var. Bugün Gürcistan'da, yani burnunun dibindeki Batum'dan bir oyuncu eğer Napoli'nin en iyi oyuncusuysa onu sen 16-17 yaşında bulup Trabzonspor'a kazandırabilirdin. Kazandırdığında ne yapacaktın ama? O sistem, eğer doğru bir sistemin yoksa oradan getirdiğin oyuncu o sistem içerisinde yok olup gidecek. Değil mi? Hı hı. Şimdi buna Sergen Yalçın ne kadar uyabilir? Ya Türkiye'de baktığın zaman hani böyle Sayın Ahmet Akçan hocamın belirttiği yapılanarak yarışma sistemine ben Sergen hocayı çok uygun görmem. Ama mesela Çağdaş Atan'ı görebilirim. Mesela Fatih Tekke'yi görebilirim. Daha genç ve gelecek vadeden teknik adamlardır bunlar. Montella olabilir mi? Şimdi Montella olayı da biraz aslında soru işareti. Hem mali olarak soru işareti Trabzonspor için, hem de ne kadar bunu sürdürülebilir hale getireceği konusu da soru işareti. Seni yarıştırtabilir. Altyapıdan A takım oyuncuları dahil edip oradan da bir üretim sağlatabilir. Ama bunu ne kadar sürdürülebilir hale getirip Trabzonspor'un altyapısı şu anda baktığında çok kısır kaldı. Şimdi buranın doğru bir şekilde işlenmesi lazım. Yani sen sadece kendi bölgenden değil, aynı zamanda Türkiye'nin bütün şehirlerinde ve Avrupa'dan da, dünyanın hemen hemen, dünya diyelim buna, dünyanın bütün ülkelerinde yetenekli gençleri bulup sağlıklı bir şekilde kurduğun bu organizasyon içerisinde yetiştirip geliştirip A takıma dahil edebiliyor musun? Konu bu. Şimdi bulursun, getirirsin ama doğru bir organizasyon olmadığı zaman kazandıramazsın Kerem. Yok olup gider o çocuklar. Şu anda belki de bizim bilmediğimiz o kadar çok yetenekli çocuk vardır ki altyapıda. Onlar o doğru bir organizasyon olmadığı zaman orada yok olup gidiyor o çocuklar. Şimdi bunları doğru bir şekilde işleyip, doğru bir şekilde geliştirip, doğru bir şekilde sistemin içerisine, yani A takıma dahil etmen lazım ki orada da 1-2 sene sonra satabilirsin. Şimdi Ahmetcan kaç maç oynadı Trabzonspor'da? Herhalde kaç? 7-8 falan. O kadar. Onu geçmez hocam. Evet. Yani ilk 11 olarak oynadığı maçlar onu geçmez. Ama Hollanda'dan Ajax takımı ta milli takımda, yani U takımlarından takip ettiği bir oyuncuyu alıp 10 milyon euro bonservis verip sana kazandırdı, değil mi? Evet. Yani kendisine, yani sana kazandırdı derken 10 milyon euroyu... Sen para kazandın, onlar oyuncuyu aldılar. Evet, ve aynı zamanda sana Naci Ünüvar'ı da verdi. Evet. Peki Naci Ünüvar'ı ne yaptın abi? Şimdi doğru soru bu. Kullanabildin mi? Hayır, kullanamadın. Yani Kupa'daki Samsun maçı dışında akılda kalan çok bir şey yok. İşte o kadar kullanamadın Naci Ünüvar'ı. Ama Ajax, hani al sen de bunu kullan, geliştir, biraz o şey yapsın, yani oyun tecrübesi kazansın diye gönderdiğim bir oyuncu bu sistem içerisinde olmadı mesela. Şimdi doğruyu bulmak ve doğruyu kurgulamak önemli. Bunu Trabzonspor son yıllarda yapamadı. Geçen sezon sadece şampiyonluğa odaklı bir kadro kurduğun için bu sistemde zaten çok değerlendiremezsin bunları. Ama bugün üreterek yarışacaksan o zaman doğru bir teknik adamı ve teknik ekibi bulman lazım. Sergen Yalçın yanlış olduğu için söylemiyorum. Sergen Hoca gelir, bir heyecan katar. Bir sezon, 1,5 sezon seni yarıştırtabilir ama Beşiktaş örneğinde 7. haftada ben bu oyuncu grubuna daha hükmedemiyorum dedi. İşler kötüye gitmeye başladığı zaman. Yani liderlik, işte Fatih Terim gibi işler kötüye gitmeye başladığı anda da ortaya bir irade koyabilmekten geçebilir aslında. Yani o baskıyı belli bir zaman sonra kaldırabiliyor olması ve onu doğru yönetiyor olması lazım. Bu anlamda Trabzonspor'un şu an için yapması gereken, evet, İhsan Derelioğlu Hoca. Birazdan zaten kadroyu göreceğiz. Ben sürprizle bekliyorum açıkçası. Öyle mi? Ya şöyle bir Alanya maçı biliyorsun oldu. 3 tane sağ bek vardı kadroda. Ben de Alanya'da maçtaydım o gün. Yani kadrolar böyle geldiğinde önüme dedim yani Kamil Ahmet, Serkan Hasan, Pereira. Joao Pereira vardı kadroda. Ya 3 sağ bek dedim, nasıl olacak yani, çok anlayamadım. Kamil Ahmet sol bek, Serkan Hasan sağ bek, Pereira'yı orta sahaya koydu. Ön libero olarak oynattı ve o maç 1-1 bitti. Evet. Yani Canini golü atsaydı o son anda kazanılacak bir maçtı. Dolayısıyla enteresan bir şeyi var İhsan Hoca'nın. Oyun mantalitesi var. Dolayısıyla bakacağım bu maçta ne yapacak diye. Ben bir sürpriz bekliyorum açıkçası, onu söyleyeyim. Yani sezon sonuna kadar bu maçı Trabzonspor kazandığında İhsan Derelioğlu'yla devam edebilir miyi, ben kafamda kurguluyorum. Çünkü acele etmeden, çünkü artık bu sezon bitti, hiçbir hedefin yok. Ligde ne kadar puan toplayabilirsen belki hani dördüncülük olabilir miyi biraz kafamızda kurguluyoruz. Dördüncü olursa da belki bir Avrupa ihtimali olabilir Trabzonspor'un. Ama onun dışında zaten bir hedefi kalmadı artık. Evet. Haliyle doğru ismi bulmak, yani bir Alman teknik adam mı, ne bileyim bir Güney Amerika'dan bir teknik adam mı, ya da Türkiye'den yerli bir teknik adam mı, ya da yabancıyı bulup getirmesi lazım. Şimdi Sergen Hoca ile masaya oturuldu, bazı rakamlar telaffuz ediliyor. Ya bu rakamları Trabzonspor'un ödeyebilecek gücü yok şu anda. Zaten küçülerek büyüyeceksen o zaman bir teknik adama yani 50 milyonları 100 milyonları verip ekibiyle beraber buraya getirmek yanlış olur. Küçülerek büyüyeceksen o zaman bir kredi vaat ediyorsun camiadan. O krediyi alabilmenin yolu böyle maliyetli bir teknik adamdan ziyade daha böyle stabil, daha senin bütçene uygun bir teknik adamı getirip o zaman ona göre bir organizasyon yapması Trabzonspor'un şu an için daha doğru olur diye düşünüyorum. Yönetim bu baskıları ne kadar göğüsleyebilir? Göğüsleyecek. Yapacak başka bir şey yok. Göğüslemek zorunda. Çünkü bu bütçeleri ödeyebilecek durumda değil şu anda Trabzonspor. Hocam bu mevcut adı geçen adaylar arasında size mantıklı gelen birileri var mı? Özellikle ligdeki hocalar için soruyorum. Ya hepsinin artı ve eksileri birbirinden farklı. Dediğim gibi Trabzon'un önce ilkesel belirli kararlar vermesi lazım. Ona en uygun hocayı almak lazım. Şimdi o kadar uzun bir konuşma oldu ki, yani hepsinde çok da önemli konulara değindi sevgili Ulaş. Örneğin yapılanarak yarışmak dedik. Bunun altını çizmek lazım. Yapılanarak yarışmak demek, ben önümüzdeki sene şampiyon olmayacağım demek değildir. Şu an şampiyonluğun en büyük adayı kim sizce Türkiye'de? Şu anda Galatasaray hocam. Peki sezon başı en çok yapılanan takım kim? Fenerbahçe. Tam tersi Galatasaray. Bakın yönetim değişmiş. Teknik heyet değişmiş. Ve Fenerbahçe kadar transfer yapmış. Geçen sene 13. olan bütün takımı neredeyse değiştirmiş bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Demek ki Türkiye'de, geçmişte ben bunu farklı senelerde de yaşadım. Yapılanmayı doğru yaptığınız takdirde, daha o yapılanmaya adım attığınız ilk sene bizim kazandığımız şampiyonluklar var. Bu sene de ona en güzel örnek. O yüzden hiç kimse biz yapılanmayı düşünüyoruz dediği zaman o takımın şampiyon olamayacağı anlamını çıkarmasın. O sene takımı değiştirirsin, yapılandırırsın ve şampiyon da olursun. Bu bir. İki. Ulaş, bir konuda fikir ayrıcalığı yaşıyorum seninle. O da şu. Eğer bir camia küçülecekse, o küçülecek ekonomik yönden harcamaların kısıtlandığı, belki de kadroların kalitesinin de düştüğü dönemlerde ya çok büyük para harcayarak teknik direktör getirmenin doğru olmadığını anladım söylemlerinden. Tam tersini düşünüyorum. Özellikle o takıma çok iyi teknik direktör getireceksin. Eğer senin öğrencilerinin öğrenmesi gereken çok şey varsa, gelişmesi gereken çok konu varsa, bütün bunları ona en iyi uygulayacak teknik ekibi kurman lazım. Hatta o zaman paranın çoğunu teknik direktöre yatırman lazım. Ya sen kalk kardeşim bir Bayern Münih gibi, bir işte Arsenal gibi, Manchester City örneğini çok vermek istemiyorum. Evet. Bir takım kurarsan o zaman başına hoca getirmesen bile o takım zaten şampiyon oluyor. Türkiye'de buna benzer şampiyonlukları biz çok yaşadık. O yüzden bakın zaman değişti. Zaman artık futbolculara değil, o futbolcuları büyük futbolcu yapacak teknik ekiplere yatırım zamanı. Ama sen o yatırımı yaparsın, o teknik ekibe öyle bir ortam sağlamazsan onun da hiçbir anlamı yok. Diğer bir konu da şu, Bizde hep şu var, ya dünyanın her tarafından gençleri alalım, getirelim, burada geliştirelim. Çok doğru bir düşünce değil. Bir defa orada hukuksal bir engel var. FIFA senin belli 18 yaşına kadar, 17 yaşına kadar o gençleri elini kolunu sallayarak ülkelerinden koparıp buraya getirip altyapında oynatmana izin vermiyor. Bunun için ceza da veriyor sana, Barcelona'ya verdiği gibi. Bizim yapımızı hiç bilmeyen, bizim dilimizi hiç konuşmayan, Türkiye'ye geldiği zaman tamamıyla ben nereye geldim diye bir şok geçirebilecek 12, 13, 15, 16 yaşındaki çocuklara biz o gelişmeyi verme yerine tamamıyla bizden olan, en azından onlar kadar yetenekli olduğundan emin olduğum kendi ülkemizden o gençleri bulabiliriz. Evet. Az sonra bağlantımız da olacak. Kadro da belli oldu. Bu da ben hemen değinmek istediğim ayrı bir konu. Evet, oraya geçelim. Kadro belli oldu dedik. Uğurcan, Eren, Hüseyin, Densville, Larsen, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markoviç, Gomez. Çok büyük bir değişiklik var mı? Bakasetas yani zaten geçen maçta da bir rahatsızlığı vardı, bir de sakatlığı vardı hafif. O şu anda 10 numara pozisyonda olacak. Muhtemelen Siopis, Abdülkadir beraber oynayacaklar. Yani bir Abdülkadir 8 numara, Bakasetas 10 numara gibi. Burada yine tercih olarak Hüseyin stoperde, Barça yerine. Yani Eren solda, Larsen sağda, Doğucan ve Siopis. Burada tabii orta sahayı da tutacak. Tabii burada o zaman Abdülkadir şeyde hocam, değil mi? Sağ kanatta. Görünüyor. Şimdi ben tam yazamadım. Ben şeyi görmedim. Burada görüntü Doğucan, o yönde. Maxi Gomez var. Maxi Gomez. Markoviç. Ve Doğucan var değil mi? Evet. Doğucan, Siopis. Doğucan şey yok. Viska yok. Evet. Viska yok da o zaman evet, dörtlü defans belli. Onların önlerinde Siopis. İki ön libero. İki ön libero. Beklediğim bir tercih İhsan Hoca'dan. 6 savunmacıyla yine çıkıyor. Bakasetas 10 numara. Sağ tarafta Abdülkerim. Abdülkadir Ömür oynar. Solda Markoviç ve ileride de Maxi Arif'i Gomez. De yedekleri almış yalnız hocam. Şimdi İhsan Hoca'yla ben seneler önce Trabzon'da beraber çalıştım. O yüzden yakından tanıdığımı düşündüğüm, futbol anlayışını bildiğimi düşündüğüm, o günden bugüne kadar Trabzon'da neredeyse bütün her kesimde A takımından tutun scout ekibine kadar, altyapıya kadar, kaleci antrenörlüğünden yardımcı hocalığına kadar bütün bu görevleri oranın evladı olarak çok iyi bir şekilde yerine getirmiş biri. Oyun anlayışında belki Şenol Hoca'nın birlikte oynadığı kaleciydi İhsan Hoca. Evet. Yani kaleciydi kendisi. Kalecilikten kaynaklanan biraz defans güvenliğini ön plana çıkaran bir yapı içinde olduğunun bence varlığı bugün bir daha ortaya çıktı. Alanya maçı da onlardan biriydi. Perez'i orta sahada oynatmasının nedeni o Pereira'yı. Defansif yönde çok büyük sorunu olan bir Trabzon vardı. Özellikle orta sahaya direnç kazandırma adına öyle bir tercihte bulunmuştu ve tutmuştu. Tabii, tabii. O yüzden ben yani bugün... O zaman Alanya'nın orta sahası Bakasetas ve Siopis'ti. Evet. Ya Pereira'yı neredeyse döveceklerdi yani. Bir de onun şeyi var. Sert oynadı o maçta. Tabii Pereira'nın bir de hem agresifliği hem de böyle rakibi provoke eden bir oyun tarzı vardı. Yani böyle müthiş bir plandı. Tuttu yani o günde. Şimdi o yüzden ben bugün Trabzon'un belki de son veya Trabzon'un o genlerinde olan önde baskılı oyundan ziyade zaten biraz daha defans güvenliğini ön plana çıkaran, ben önce sağlam bir defansif duruş göstereyim, rakibe fazla pozisyon vermeyeyim. O senin bahsettiğin 6 kişiyle oluşturacağım bloğun içine özellikle Markoviç'le Abdülkadir'i de çekeyim. Zihniyetiyle oynayacak bir Trabzon var. Kazandığı topları da direkt hücumlarla, hızlı hücumlarla kullanmaya çalışacak. İşte hocam burada en büyük problem şu. Yani geriden kazandığı topu oyuna kim sokacak? Şimdi Siopis'te Doğucan'da o özellikle oyuncular değil. Yani yeterli değiller o anlamda. Ya öndeki dörtlüyle beraber o problemi çözmeye çalışacak hücumda. Mutlaka hem Abdülkerim'i hem Markoviç'i bence sahayı genişlemesine kullanarak kanatlarda daha boş bir şekilde buluşturmayı hedefleyecektir. İki, burada Bakasetas'ın forvet arkası özellikle yaydan atacağı şutlarla gol üreten bir futbolcu kimliğinden çok oyun kurucu tarzını ön plana çıkaracak bir performansa ihtiyacı var. O derinliği var hocam. Gomez'i belki sağ tarafa doğru kaydırıyor bazen. Şimdi Abdülkadir'i içe doğru, daha da böyle derine doğru bizim konuşmamız gereken en önemli konu Gomez'in sağ tarafa kayması. Trabzon'un şu ana kadar çok işine geldi mi, gelmedi mi? Geldi hocam. Bence bir kanat oyuncusundan daha iyi orta yapıyor. Şimdi ama hakikaten işte oraya sokacak adam bulamadığın zaman, bir tek son maçta Abdülkadir oraya girip golü de bulmuştu. Markovic'le iyi bir ikili oldular bence. Gomez'in yarattığı, ürettiği o boşluklara girecek, orta saha desteği verecek futbolculara ihtiyacı var. Ama Trabzon bence son dönemde önde duvar olabilecek futbolcular bulamadığı için, sırtı dönük merkezde top tutabilecek oyuncular bulamadığı için de ayrı bir sıkıntı yaşadı. Kaldı ki son maça bakalım. Viska vardı sağ tarafta. Gomez de sağa kaydığında Viska içe kaymak zorunda kaldı. Abdülkadir santrafor mevkiine gitmek zorunda kaldı. Hocam özür diliyorum. Kasımpaşa'nın da kadrosu belli olmuş. Furkan'dan dinleyeceğiz. Furkan Yıldız bizleri bekliyor sevgili seyirciler. Kasımpaşa'ya çevireceğiz kameralarımızı. Furkan, söz sende. Kerem, çok teşekkürler. İstanbul'da 11'ler belli oldu. İlk olarak konuk ekip Trabzonspor'un 11'ini paylaşarak bağlantımıza başlayalım. Kalede kaptanı Uğurcan Çakır forma giyecek ve dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Larsen, sol tarafında Eren, stoperlerde ise Hüseyin'le beraber Stefano Densfield'i göreceğiz. Orta alanda ise hemen dörtlü savunmanın önünde Siopis ve Doğucan. Hücumun sağ tarafında Abdülkadir, sol tarafında Markovic, merkezde Bakasetas ve forvette ise Maxi Gomez. Bugün Kasımpaşa deplasmanındaki Trabzonspor'un 11'i. Geçelim ev sahibi ekibe. Kalede Günay forma giyecek. Savunmanın sağ tarafında Fabiano, sol tarafında genç isim Yasin'i göreceğiz. Kemal Hoca ilk maçında yine Yasin'e formayı verdi. Ona güvendiğini ilk maçında bu mesajı vererek başladı Kasımpaşa macerasına. Stoper'de ise bugün Tarkan'la beraber Loboji'yi göreceğiz. Orta alanda ise üçlü bir diziliş. Eyzerik, Malsa ve önlerinde Ayradinovic. Hücumunsa sağ tarafında Mustafa Eskellaç, sol tarafında Münir, en uçta ise bugün Fal. Trabzonspor karşısında Kasımpaşa'nın 11'i olacak. Şunu bir ek bilgi olarak paylaşalım. Bugün aslında gün boyu hem İstiklal Caddesi hem Beyoğlu civarında çok sayıda Trabzonspor taraftarını görme şansımız oldu. Bugün Bordo Mavili taraftarının özellikle son dönemdeki kötü performansa rağmen de bu İstanbul deplasmanında takımı yalnız bırakmadıklarını belirtelim. Bu kritik zorlu randevudası hakem Burak Şeker düdük çalacak. Bizler yine maç sonunda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumundan tüm detayları Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz dedim. Sözü tekrardan size bırakalım. Kerem Can Bulat. Furkan Yıldız mücadele öncesinde gelişmeleri, kadroları bizlerle paylaştı. Bir kez daha 11'leri arkadaşlarımdan rica edeyim. Eğer hazırsa ve ekrana getirebilirlerse üstüne daha sağlıklı bir şekilde konuşabileceğiz. Kasımpaşa'nın kadrosu görüntüde. Hocam orta alanı sormuştunuz. Kalede Günay, Fabiano, Tarkan, Ciloboci, Yasin, Malsa, Eyserik, Mustafa, Hayredinovic, Münir ve Fol. Kasımpaşa'nın kadrosu bu şekilde sevgili seyirciler. Ekrana da geldi. Günay, Fabiano, Tarkan, Ciloboci, Yasin, Malsa, Eyserik, Fol, Hayredinovic, Münir 11'i tamamlayan parçalar. Trabzonspor'un kadrosu: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Densville, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Bakasetas, Markovic ve Gomez. Bordo Mavililerde bu 11'le sahada. Nasıl buldunuz hocam kadroları? Trabzon'u zaten değerlendiriyorduk. Oyun anlayışına da kısaca geçtik. Kemal Hoca'nın ben takımda bazı değişiklikler yaptığını düşünüyorum. Örneğin son dönemde çok oynamayan bazı futbolcuların takımda görev aldıklarını düşünüyorum. İşte bir Dong, bir Grovac daha fazla oynuyordu. Tarkan'la Cilovacı'yı orada göreceğiz. Hadırgona'yı sezon başından beri sağ bekte daha fazla görüyorduk. Dönem dönem Mikael Tırpan'ı sahada gördük. Fabiano'yu orada göreceğiz. Yasin'i, o da daha genç bir gelecek vadeden oyuncu olarak demek ki destekliyor, o güzel. Malsa çok oynamayan biri değil. Mustafa Eskellaç çok oynamayan bir futbolcu. Yani bir noktada son dönem gidişattan sonra ben çok önemsiyorum bunu. Bazen yıpranır futbolcular. Heyecanı biraz da olsun düşer. Çok fazla görev almayan futbolcular da ben bugün yeni gelen hocama kendimi göstereceğim zihniyetiyle hazırlanıyorlarsa hocalar onlara şans verir. O yüzden ki yeni hocanın maçı. Evet, bu tarz futbolcuları görüyorum Kasımpaşa'nın kadrosunda. Kaldı ki falı da hep sahada görmeye alışkındık. Bugün önde oynayacak. Kasımpaşa'da Trabzon gibi oynayacak gibi duruyor. Evet. Onlar da geride güvenli oynayacaklar. Önde belki dönem dönem baskı olabilir ama genelde Mustafa'yla sağdan, Münir'le soldan bireysel top sürerek hücuma çıkma özelliği yüksek olan oyuncular. Fal keza o koşularla defans arkasında buluşmaya çalışacak. Onların da oyununu Hayredinovic yönlendirmek. Onu söyleyecektim. Bakasetas gibi. İki takıma baktığımda evet. Hayredinovic ve Bakasetas. Yani evet. Maçın kaderini belirleyecek iki önemli isim şu an için. Bir de yani Kemal Özdeş kaçıncı defa geldi? 3. 3 mü 4 mü? Bir rivayete göre 3. Ben de 3 diye hatırlıyorum. Ama 4 de olabilir. Ben de ilerleyen dönemde. Hayır, daha önceki bölümde de öngörüleri hep doğru çıktı. 3 demişlerdi orada da. O yüzden ben yani de bakıyorum 3. 3 değil mi? Ben de 3 diye hatırlıyorum. Evet. 2016-18 arası, 2019 Haziran-Aralık arası, bu da 3. Hoca üretemiyoruz ya. En büyük problemimiz bu bence. Hep aynı isimler etrafında dönüyor Süper Lig hocam. Hoca üretemiyor muyuz yoksa değişime ve yeniliğe açık değil miyiz? Yani biraz bu işler lobi işi. Şimdi konuşmayayım. Hocam daha iyi bilir onları da. Yani mesela Ahmet Akçan niye boşta mesela? Ya da Reha Kapsan niye boşta mesela? Hani bizden söyleyelim. Yani burada konuşuyorlar ama yani herhangi bir takım çalıştıramıyorlar mesela. Hocam bir iki ilginç şey söyleyeyim mi? Görüşmelerde, yeni bir tartışma konusu başlattı. Hayır, veya gittiğim kulüplerden ayrılırken şu cümle bana birkaç kulüp tarafından söylendi. Hocam sen bize çok fazlasın. Ya biz bir taraftan çok iyi, en iyilerle çalışma zorunluluğu var. Azı ne acaba? Bakın. Onu da merak ettim. Daha sade bir şey istiyorlar. İkinci sınıf herhalde. İkinci sınıf insanlar, üçüncü sınıf insanlarla çalışırlar. Birinci sınıf insanlar da birinci sınıf insanlarla çalışırlar. Nedeni şu, birinci sınıf insanın kendine olan güveni vardır. O işi bildiğinden emindir. Hata yapma hakkı olduğunu da bilir. O yüzden kompleksi olmadığı için kendi gibi çok iyilerle çalışmak ister. İkinci sınıf insanlar da eksiği çok olduğu için eksiklerini görmeyecekleri üçüncü sınıf insanları tercih ederler. Aman benim eksiklerim ortaya çıkmasın diye. Kısacası herkes idare edebileceği. Bir de yine yönetebileceği. Yine bana çok söylenen bir şey. Ya hocam dediler. Yani bizim Ahmet Akçan'a ne yapacağını veya hangi 11 ile oynayacağını söyleme şansımız olamaz. O yüzden biz böyle bir tercihte bulunmuyoruz. Yani yönetimlerin 11 belirleyecek hocaya böyle hükmetme olayı çok saçma değil mi? Ama alt liglerde çok. İşte onu diyorum yani. Çok saçma ama çokça yaşanan, hatta yaşanmıyorsa istisna olan bir durum. O zaman hem başkan hem teknik direktör olsunlar. Ama sadece o değil. Yani. Bakın gerçekleri konuşuyoruz. Türkiye'de transferlerde kulüplerin paralarının çok büyük bir kısmı başkalarının cebine kaçıyor. Böyle bir teknik direktörün varsa bu bazı kişilerin işine gelmeyebilir. Yapılanma dedik. En doğru yapılanmayı, acaba işin sportif yönünü çok iyi bilen, futbolcu portföyü çok geniş, o takıma hangi oyuncuların gelmesini bilen bir teknik adam mı? Yoksa orada sirkülasyonun çok büyük olduğu, dolayısıyla para akışının daha büyük olacağı bir yapı mı tercih edilir? Onu da ayrı bir soru olarak kenara koyalım. Hocam bitmez bu tartışmalar. Vallahi. Ama o zaman ağlamayacağız hocam. Bizim oyunumuz yok diye ağlamayacağız. Bizim marka değerimiz yok diye ağlamayacağız. Bizim bıraktık futbolcuları, hakemlerimiz bile 25 dakika sonra yoruluyorsa ağlamayacağız. Veya adaletsizlik var diyorsak ağlamayacağız. Biz kimseye adaletsizlik yapmayacağız ki bize de yapılmasın. Oyunu konuşacağımız günlerin özlemiyle yanıp tutuşuyorum. Türkiye'de. Bir gün gelir mi? Çok zor. Buna müsaade etmiyorlar ki. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Sevgili Kerem, hocam da iyi bilir. Yöneticiler başarısızlıklarını örtmek için her zaman gündemi başka yerlere çekerler. başarıyı da önce yöneticiler sahiplenir. Dolayısıyla işin sağ dışı kısmı sağ içini her zaman boğar. Sahanın içinin konuşulduğu programlar, teknik, taktik analizlerin yapıldığı programlar Türkiye'de çok azdır. Genelde hakemleri konuşuruz, başkanların açıklamalarını konuşuruz ya da yöneticilerin işte olayı sağ dışına taşırdığı açıklamaları konuşuruz. Dolayısıyla oyunu konuşmamıza kimse müsaade etmiyor. Aslında oyunu konuşmaya başladığımız gün zaten onları oyunun dışına atacağımız için onlar da oyunun dışına atılmak istemiyorlar. Evet. Buna federasyon da dahil. Ya, kulüpler birliği mesela imza topluyor, şeye sunuyor, federasyona sunuyor. Federasyonda kulüpler böyle istedi diye biz böyle yaptık diyor. O zaman federasyonu kaldıralım abi. Kulüpler birliği yönetsin ülkedeki futbolu. Niye var o zaman federasyon? Bazı konularda kulüpler birliğini resmi bir şekilde işin içine dahil etmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Kulüpler birliğini işin içine dahil edebilirsin ama kulüpler istedi diye de yok. Sen... Önce bir futbol aklı olur, karar, son kararı olur. Evet, yani bugün işte hakem tartışmalarını falan yapıyoruz. İşte Sayın Lale Orta Hanımefendi, yani kadın bir MHK başkanı denilmesine bile karşıyım ben sonuçta. Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı. Bunun kadını erkeği yok ki. Biz olayı nasıl organize ettiğine, nasıl doğru yönettiğine bakacağız. Evet. Diye kadın olması neyi değiştirebilir ki? Niye özellikle bu vurguyu yapıyoruz mesela? Ne gerek var buna? Katılıyorum. Değil mi yani? Evet. Niye böyle bir şey konuşuyor insanlar? Ben bazen görüyorum program. Kadın MHK başkanı. Ne demek ya bu? Böyle bir dil olabilir mi? Böyle bir ötekileştirici dil olabilir mi? Olmamalı. Yani erkek MHK başkanı diyor musun mesela? Bu ne saçma bir şeydir. Ne gerek var buna? Doğru yönetsin abi. Kadın erkeği var mı bu işin ya? Ben o anlamda tebrik ediyorum Sayın Lale Orta. Hataları var. Yanlışlar olacak. Ama sonuçta bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bunun işaretlerini veriyor doğru bir şekilde. Ben bağıranlara bakıyorum, aynı adamlar. Bağıranlara bakıyorum. Ama federasyon başkanına da şunu söylerim sevgili Kerem. Asıl içeride maaş verdiğiniz şu anda bir tane eski hakem arkadaş duruyor. Biraz ona dikkat etsinler. Hakem konusundan çıkalım mı? Çıktım ya zaten. Çıktık. Bitti. O kadar konuşmaz zaten, futbol konuşur. Daha meyillidir futbol konuşmaya ama bazen süreç bazı şeyleri beraberinde getiriyor. Kerem ya, kadın MHK başkanı ne demek abi? Yo, %100 katılıyorum. Ne demek abi? Bunu bana biri anlat. Kadın MHK başkanı. Ne fark ediyor abi kadın erkeği? Niye özellikle sevgili Ulaş, bu o insanların yaşam felsefesini ortaya koyuyor. Ben şimdiye kadar o konulara hiç vurgu yapmayı düşünmedim bile. Aklımın ucundan İzliyorum hocam böyle programlarda. Çünkü niye? Benim felsefemde karşımda insan vardır. Bakın onun cinsiyeti, onun dini, onun dili, onun ırkı, bunlar hep alt kimliklerdir. Önemli olan insan, oraya gelecek o insanda bence bu tür ayrımcılık diye anlatabileceğimiz konuların varlığını önemsediğimiz zaman bambaşka sulara giriyoruz, orada da boğuluyoruz. Allah boğdurmasın hocam. Biz de boğulmamak için üzerimize düşeni yapalım. Yeni bir şey var mı diye şöyle bir göz attım. Galiba 1-1,5 dakikamız var yaklaşık. Nasıl bir maç bekliyoruz? 2,5 dakikamız varmış. Yani sanki böyle kadrolara da baktığımda Trabzonspor'un da devam eden kırılganlığını düşününce, eğer değişmediyse bu, gollü bir maç olabilir. Trabzonspor'un en büyük sorunu şu. Bu sezon başından beri devam eden bir alışkanlık. Takım 55-60'tan sonra oyundan düşüyor. Bak, sezon başından beri bu devam ediyor. Ve çok çabuk kırılıyor. Mesela geçen hafta biri attıktan sonra 2'yi 3'ü çok rahat yedi takım. Yani beraberlik, sonra 2 ve 3'ü çok rahat yedi takım. Yani orta sahayı sen mesela ilk yarıdaki o planı tutmasına rağmen. Burada tabii bu oyuncu grubuyla alakalı bir problem. Bir de teknik tarafta sezona iyi hazırlayamama durumu var. Bu sezon başından beri söylüyordum ben bunu. Fiziksel olarak takım hazırlanmamış kampta. Bu oyuncu grubuna hangi teknik adamı getirirseniz getirin böyle devam eder mi, bu akşam göreceğiz. Evet. Bence o sorunun cevabını hani İhsan Hoca ile beraber de bu devam ediyorsa O zaman hakikaten ciddi bir problem var oyuncu grubunun içerisinde. Çok kısa iki cümle. Trabzonspor hedefsiz diye konuşuluyor son zamanda. Bence Trabzonspor bu sene 4. olabilir ve 4. olarak Avrupa'ya gidebilir. Sezon başından beri süre gelen bütün eksiklere rağmen, şu an içinde bulunulan çok negatif ortama rağmen Trabzon 4.lük konusunda bence en güçlü aday. Trabzon kendine bunu hedef koyup bundan sonraki maçlarını tamamıyla camianın kenetlenerek böyle bu hedefe yönelik yarışmacılık zihniyetiyle oynaması lazım. Kaldı ki İhsan Hoca da bu kulübü en azından önümüzdeki 9 maçta o hedefe ulaştırabilir. Bir küçük araya gideceğiz sevgili seyirciler. Kasımpaşa ve Trabzonspor arasındaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Verdiğimiz aranın ardından yeniden bu ekranlarda Ahmet Akçam ve Ulaş Özdemir'le beraber bu maça dair beklentilerini değerlendiriyor olacağız. Bir yere ayrılmayın, az sonra birlikteyiz. Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Dar bir zamanımız var. Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini artık bekliyoruz. Yaklaşık yarım saat kaldı karşılaşmanın başlamasına. Takımların kadrolarını aslında bir kez daha aktarabiliriz. Belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Günay, Fabiano, Tarkan, Ciloboci, Yasin, Malsa, Eyserik, Mustafa, Hayradinoviç, Münir ve Fol. Kasımpaşa'nın 11'i bu. Trabzonspor, Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Densvil, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Bakasetas, Markoviç, Gomez. Çok çok sürpriz bir 11 olduğunu söylemek kolay değil. Bakasetas'ı biz beklemiyorduk ama 11'de görüyoruz onu. Trabzonspor'un da skor katkısı yapmaya müsait oyuncularından bir tanesi hocam. Bakasetas. Önde Abdülkadir, Bakasetas, Markoviç, Gomez var. Yetenekli bir dörtlü. Sorum şu, arkalarındaki Doğucan, Siopis ikisinin bir arada sahada olması oyun akışı anlamında Trabzonspor için işleri zorlaştırabilir mi biraz? Ya bence zorlaştırmaz. Şöyle zorlaştırmaz. Biz hep istiyoruz ki 6 numarada kullandığımız futbolcularda bir 10 numara kadar özel yetenekli futbolcular olsun. Oradan oyun kursunlar, geçiş oyunlarını organize etsinler, bağlantıları yapsınlar. Ama günümüzde hep orta saha oyuncuları ile ilgili artık olmazsa olmazımız oyunun iki yönünü de oynaması. Yani biz Siopis'i çok eleştirebiliriz ama defansif yönde bence bütün toplara basan, birebirlerde çok agresif, çok top kazanan bir yapısı olduğu gibi ya basit pası artık herkes oynuyor sevgili Ulaş. Yani biz bile burada 10 metreye kendi aramızda işte top da burada, aralarda rahatlıkla isabetli paslar atıyoruz. Bugün o pasları kullanacak futbolcular kadar belki de onlardan daha önemlisi o pasları alacak oyuncuların destek koşularını yapıp boşa çıkmaları. Eğer siz boşa çıkmıyorsanız onların oynayabilecekleri yer yoksa bu yüzden işler zor. Bence o konuları çok abartmamak lazım. İhsan Hoca da bugün kadroyu oluştururken büyük bir ihtimalle en çok isteyen oyunculardan yana bir 11 kurmaya çalıştı. Viska niye yok biliyor muyuz? Hocam Viska 2 hafta yani bir işte hangi maçta gol attı? Bir gol bir asist oynadı. Hayır 11'de niye yok? Yani performans mı? Demirspor maçında. Yoksa başka Demirspor maçında. Başka Demirspor hastalık, maçı. Sakatlık mı diye. Yani Vizca'nın da daha önceki dönemlerde bence hep yani fiziksel olarak hala hazır değil. Sorumluluk üstlenen bir futbolcu olduğu için bu tür maçlarda bence o tür oyunculara da çok ihtiyaç var. Geçen maç çok kötüydü hocam. Kötüydü ama kötü olmasının nedenini söylüyoruz. Sağ taraf sağ açıkta oynayan Vizca'nın bölgesine Maxi Gomez giriyor. Abdülkadir oraya giriyor. Yani sahanın tamamını hem uzunluğuna hem genişliğine kullanan bir Trabzon yoktu ki. Bunu yer değiştirmeyi becerebiliyorsanız çok büyük bir avantaj. Trabzon henüz o seviyede değil. O yüzden İhsan Hoca bugün biraz daha duran, takımın fizik gücünün de çok yüksek olmaması nedeniyle önde çok baskı yapacak bir Trabzon değil. Geçiş oyunlarının ön planda olduğu bir maç izleyeceğiz gibime geliyor iki takım açısından da. Beşiktaş mücadelesi de Trabzonspor'u bekliyor. Eğer Trabzonspor hedefsiz değilse, yani ilk 3, ilk 4 Bordo Mavili ekip için ciddi bir hedefse üst üste kazanılabilecek iki maç belki de şu an hayallerin ötesinde bir noktaya da götürebilir Trabzonspor'u. Tabii ki götürebilir ama programı kapatırken oyuncu grubunu söylemiştim. Oyuncu grubu ya sahada böyle hani sana bu maçı kazanabilecek bir izlenim vermiyor. Bu sezon başından beri böyle. Şimdi bunu Abdullah Avcı çözemedi. Abdullah Avcı şunu söyledi Alanya maçından sonra. Burada bir hastalık var ve ben bunu tedavi edemiyorum dedi. Bu çok ciddi bir problem. Şimdi Abdullah Avcı'nın tedavi edemediğini Orhan Ak nasıl tedavi edecekti mesela? Değil mi? Şimdi Orhan Ak'ın da tedavi edemediğini İhsan Derelioğlu hocamız nasıl tedavi edecek mesela? Şimdi ben buradayım şu anda. Hala buradayım. Ona cevap vermek isterim sonra. Sonuçta oyuncu grubunun içerisinde bir problemin varlığından bahsedilirken aslında bir oyun problemi mi, bir oyuncu problemi mi sorusu da insanın aklına geliyor. İki çift soru bu çünkü. Yani Trabzonspor'un evet bence bir oyun problemi var ama bu oyun probleminin içerisinde bir oyuncu problemi de var. Şimdi bu iki problemi iki teknik adam çözemedi. Şimdi üçüncü geldi. Önünde bir Beşiktaş maçı var. Söylediğin şey çok doğru. Evet şu anda şampiyonluktan kopmuş, Avrupa'dan kopmuş, Türkiye Kupası'ndan kopmuş ama yine Avrupa'ya gidebilecek bir şans önünde varken buna motive edebilecek misin bu oyuncu grubunu? Bu önemli. Bu konsantrasyon dağıldığı anda, o motivasyon kaybolduğu anda yeniden bir hedefe oyuncu grubunu o motivasyonu sağlayabilir misin? Mesela geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra bir Türkiye Kupası maçı oynadı Kayseri'de, değil mi? İlk 15 dakika çok iyi 20 dakika çok iyi bir Trabzonspor. Hatta öne de geçti ama ondan sonra o maçı kaybetti. Ve Abdullah Avcı dedi ki bir hedefi gerçekleştirdikten sonra yeni bir hedefe oyuncu grubunu yeniden motive edemiyorsun dedi. Aslında edebilirsin. Niye? Yani bütün kulvarlarda alabilirsin sen aslında bütün kupaları ve alabilecek de durumdayken Trabzonspor başaramadı. Sadece şampiyonluk kupası. Sonra işte yenilenen kadroyla bir Türkiye Kupası, Türkiye Kupası'ydı değil mi? Yok, Süper Kupa'yı kazandı. Kupa. Şimdi bu akşam görmek lazım ya Kerem, bir bakmak gerekiyor. Eğer İhsan Hoca buraya geçerse oyuncu grubuyla beraber, önümüzdeki hafta kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş maçını oynayacak ve rakibi. Ya Trabzonspor bugün kazanırsa Beşiktaş maçına İhsan Hoca mı çıkar? Öyle görünüyor şu anda. Kaybederse? Yeni bir hoca gelebilir. Şöyle bu bir planla alakalı bir şey aslında. Bence yeni yönetimin Orhan Ak'la sezon sonuna kadar devam etme düşüncesi vardı. Eğer şu kötüleri yaşamasaydı yani Türkiye Kupası'na yoluna devam etseydi. Adana Demirspor maçını kazanmışsın sonuçta. Kendi saha ve seyirci hanım. Türkiye Kupası'na geçseydi bence devam edilecekti sezon sonuna kadar ama olmadı. Şimdi, olmayınca o kırılma yaşandı bir defa. Şimdi İhsan Hoca'yla yeni bir yola girmeye çalışıyorsun. Bunlar hep birer soru işareti. O da bugün de kaybettiğinde o zaman önümüzdeki hafta başka bir senaryoyu konuşuyor olacağız. Ben o yüzden diyorum ki yani yeni başkanın ve yeni yönetimin aceleyle böyle panikle hareket etmemesi gerekiyor. Bu sezonu artık böyle bir ölü dönem olarak kabul ederek bir beklentiye de sokulmadan devam edilmesi en doğrusudur. Yeni bir hoca geldiği zaman o da bir risk. Evet. Her karar bir risk zaten. Her karar bir risk. Artık bu saatten sonra yapacağın, atacağın her adım yani seni bir yeniye götürebilir ama daha da kötüye götürebilir. Günümüzde çok önemli bir çağın gereği motto. En doğru kararları en kısa zamanda alıp uygulayanlar en büyük başarıları olur. İşte hocam tek doğru yok ya futbolda. Hayır bakın Trabzon'un doğrusu tektir. Belki bir insanın doğrusu tek olmayabilir. Trabzon özelinde değil aslında. Hayır, futbolda da tek doğru yok şimdi bence. Biz Trabzon'dan bahsediyoruz. Niye? Trabzon kendine özel bir şehir. Trabzon halkı kendine özel yapısı olan bir halk. Beklentiler belli. İlk yarıda da belki kısa kaldı. Bakın yarışmacılığı biz bir teknik üzerinden yaparken ben konuşmamda aynen şunu dedim. Geliştirmeyi, yapılandırmayı Sergen Hoca'nın ekibi üzerinden yapmak lazım. Hatta bir adım ileri gidiyorum. O yapılanmayı veya gelişmeyi her kulübün kendi felsefesi, kendi yapısına uygun bir şekilde kalıcı olabilecek görevlilerle, profesyonellerle yapmaları lazım. Şimdi düşün Sergen Hoca geldi. İyi, çok güzel. 3 sene orada çok başarılı oldu. Orayı yapılandırdı. Sergen Hoca gittiği zaman o yapı bozulacak mı? Bakın yapılanma demek devamlı daha doğruya giden, üzerine daha, koyarak devam etmek. Tabii ileriye giden bir süreçten. Ama Türkiye'de onu çok görmüyoruz. İşte o yüzden Trabzon bunu birbirinden bu şekilde ayırmayı bilecek. İki, bence ilk cümlemi o yüzden söyledim. Eğer yapabiliyorsan geleceğin teknik direktörüyle hemen anlaşma şansın varsa hemen anlaşman lazım. Oradaki tek dezavantaj görünen konu ne? Yıpranır. Ya kim yıpratacak yeni teknik direktörü? Trabzon'un taraftarı mı? Trabzon'un yönetimi mi? Trabzon'un medyası mı? Trabzon'un futbolcusu mu? Ya bunların hepsi Trabzonlu. Bu insanlar niye durup dururken kendilerine zarar versin? Bizim bütün bunları şöyle bir gözden geçirmemiz lazım. Biz olaylara o kadar çok negatif yaklaşıyoruz, kötümser yaklaşıyoruz ki hoca yıpranmasın diye aman sezon sonu gelsin. Ya hoca yıpranmasın diye onu hiç maça da çıkarmayalım. Biz o zaman hiç yıpranmaz. Böyle bir zihniyet yok. Eğer balık tutacaksan suya gireceksin. Paçaları ıslatacaksın. Bu işin gerçeği bu. Böyle ateşten gömlek giydi. Ya kimse zoraki bir şekilde ateşten gömlek giymez. Nasıl bir ateşten gömlektir ki Türkiye'de şu an Trabzon'da o gömleği giymek için en azından 100 tane teknik direktör adayı var ya. İhsan Hoca giydi işte. Bizim buradaki söylemlerimizde bile bir terslik var. Şuraya da bence hiç bu şekilde yaklaşmamak lazım. Bugün kazanırsa İhsan Hoca gidebilir mi? Ya Trabzon bugün kazanamıyorsa burada hiç hatası olmayan birinci kişi İhsan Hoca'dır. Trabzon kazanıyorsa İhsan Hoca'nın çok büyük katkısı vardır. Çok önemli konulara değindin sevgili Uğraş. İşte konsantrasyon, motivasyon. Evet bu dönemde bu kolay değil. Ama iş bölümü yapılırsa İhsan Hoca'nın, sen de biliyorsun, örneğin bir Uğurcan'la, bir Hüseyin'le, bir Abdülkadir'le bambaşka ilişkileri var. İhsan Hoca belki de daha önceden çok iyi ilişkileri olan 3-5 futbolcuyu bugünkü maça özel motive etmiştir. Bu takıma bakıyoruz ya, sezon başı bu transferleri yaparken şu anki başkanın Gomez'in, Markovic'in devre arası gelmesinde, Doğucan dahil olmak üzere veya Larsen'in, Eren'in gelmesinde büyük katkısı oldu. Bu başkan o futbolculara ya beyler biz buraya seçildik, durumumuz bu. Biz sizi buraya transfer ederken şampiyon takıma, Büyük Trabzon'a transfer ettik. Şimdi bizim büyük olduğumuzu göstermenin en doğru zamanı diye onları motive edemez mi? Bugün Trabzon taraftarı bu başarısızlıklarda en çok üzülenlerin taraftarlar olduğunu sen benden iyi biliyorsun. Bugün küçük bir grupla da olsa Kasımpaşa stadına gidip de bütün takıma o desteği veremez mi? Bugün zaten bir toplantı yaptı oyuncularla Sayın Başkan. İşte bütün bunları otelde, bence konakladığı otelde. Ekip olarak sen bu çalışmaları yapıyorsan, ki Trabzon'da bunları mutlaka yapmıştır. Ben bugün sahada çok istekli bir Trabzon göreceğim. Gol yememe için özellikle çok direnen bir Trabzon göreceğim. Kaldı ki öndeki kaliteli futbolcularla da o golleri mutlaka bulurlar. Ya bugün şu ofansif kadroya bak. Abdülkadir, Bakasetas, Markovic, Gomez. Ya Türkiye'de Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a karşı bunu çıkar. Rakip takım hocaları bunları nasıl durduracağım diye düşünür ya. İşte hocam şu orta sahada Siyopis'in ya da Doğucan'ın yanında oyunu böyle iki yönüyle oynayabilen bir 8 numara olsaydı Trabzonspor orta sahada bence bu sezon yaşadığı sorunların büyük bölümünü yaşamaz. Ya bugünkü maçı o 8 numara olmadan kazanmak zorunda, evet. Trabzon. Bugünkü maçı bu 11 ile kazanacaksın. Bu 11'in de kazanma gücü hocam, var. Abdullah Avcı... bir dakikamız var bu arada. Geçen sezon transfer planlaması yaparken Siyopis'i daha sonra aldı. Şimdi baktı olmuyor orta saha, Siyopis'i almak durumunda kaldı. Bu sezonda baktı olmuyor bu orta saha, oraya bir tane 8 numarayı koyabilirdi. Ya, çok box to box dediğimiz. Çok kısa bir var ya böyle cümle. Bilimsel, evet. Box to box. Teknik direktör seçimiyle ilgili... Trabzon'un geçen sene başarısındaki en önemli faktörlerden bir tanesi de Abdullah Hoca ile camianın kenetlenmesi. Evet. Hoca ben bu yörenin çocuğuyum vurgusunu yaptı. Kasket olayını çok iyi planladı. Bu hepsini kenetledi. O yüzden yeni teknik direktörle bütün camianın kenetlenmesi şart başarılı. Hocam teşekkür ediyorum. Ulaş Özdemir aynı şekilde. Sevgili seyirciler, noktayı koyuyoruz maç gününe. Azspor ekranlarından ayrılmayın. Az sonra Scoreboard'da Kasımpaşa-Trabzonspor maçı üstüne konuşulacak. Hoşçakalın.